Onun için ben sana başka bir teklif yapacağım. Berlin'de benimle beraber çalış. Yanlış anlama, asistanlık teklif etmiyorum sana. Asistanım ol demiyorum. Hemen yarın junior menajer olarak başla. İrem Derici sana bayılıyor yani. Seninle çalışmaya hayır diyeceğini zannetmem. Ne diyorsun? Benimle çalışmak ister misin işte? Ece gelmeyecek değil mi? Seni arayıp görüşmek isteseydim gelir miydin? Gelmezdim. Onun için ben de araya Ece'yi sokmak zorunda kaldım. Serkan Bey'i. Evet. Serkan yeterli, Bey'e gerek yok. Peki. Teklifin için teşekkür ederim Serkan. Bir insanın böyle bir teklife hayır demesi için deli olması gerekiyor. Çok büyük bir fırsat bu. Ama sen hayır diyeceksin. Bir kere benim her şeyden önce 2 yıllık sözleşmem var. Ben işe girdiğimde kapı gibi sözleşme imzaladım. 2 yıl boyunca başka bir yerde çalışamam. Tek mesele buysa hiç kafana takmana gerek yok, hemen çözerim. Tek mesele bu değil. Alıştım diyeceksin, bir bağ kurdum. Bir insan bir yere bu kadar bağlıysa ya pozisyonu çok iyidir. Ki senin böyle bir durumun yok. Ben sana çok daha iyi bir iş teklif ediyorum, reddediyorsun. Ya da şirketteki biriyle bir bağ vardır, yani bir gönül bağ. Öyle bir bağ yok. İşte iyi düşün. Bence iyice bir düşün kariyerini ne yapacağını. Ego da senden ne isteniyor, ne bekleniyor? Sana nasıl bir gelecek vaat ediyorlar? Bunları düşün. Ya anlıyorum, Ego çok güzel bir yer. Hepsi çok tatlı insanlar. Ben yıllarca onlarla beraber çalıştım biliyorsun. Ben ayrıldığım zaman 4 kişi kalmışlardı. Hala 4 kişi çalışıyorlar. Aradan tam 12 yıl geçti, 5. bir kişiyi almadılar. Ve bundan sonra da alacaklarını zannetmem. Sen ne yapacaksın peki? Ömrünün sonuna kadar Feris'in asistan olarak mı çalışacaksın? Yapma. İşte bence bir daha düşün. Sonra bir daha konuşalım. Olur mu? İyice düşün. Artık Ego Ajansı çalışanı değilsin Dicle. Git. Kovuldun. Benim de hatalarım oldu. Hepimizin hataları var Dicle. Kimse mükemmel değil ki. Ama senin gibi başarılı, mesleğinde gelecek vaat eden birine böyle sırt çevirmek hiç olacak iş değil yani. Başarılı olduğun zaman insanlar şöyle düşünüyor tabii. Dicle'ye ne versen yapar. Değil mi? Dicle'ye bir şey olmaz. Dicle'nin duyguları yok çünkü. Dicle üzülmez. Dicle kırılmaz. Onun için her şeyi yapabilirsin Dicle. Mesela böyle sebepsiz yere kovabilirsin Dicle. Nasıl olsa istersen arayıp çağırırsın. Kimsenin çağırdığı yok. Çağıracaklar. Şaşırma. Bunu tahmin etmesi bu kadar güç değil. Çağıracaklar.
Erkan'la birlikte mi çalışıyormuş Ece? Anlamadım. Niye sizi bir araya getirmek için böyle bir şey yapıyor ki? Hayır, başka türlü onunla konuşmak istemeyeceğimi düşünmüş de ondan. Güzel teklif ama. Asistan olarak istememiş. Direkt menajerlik teklif etmiş. Ne hı? Adama da böyle mi cevap verdin Dicle? Dur ben tahmin edeyim. Hayır dedin. Niye? Baban sana yardım etmek istedi, hayır dedin. Emir seni geri işe aldırmak için yardım etmek istedi, gittin işi sevince yaptırdın. Niye yapıyorsun bunu Dicle? Bir açıklar mısın lütfen? Ne desen haklısın. Vallahi mi? Evet, ben elimden gelen her şeyi yaptım. İşe girdiğim günden beri nefes almadan çalışıyorum ben. Sırf kimseyi yarı yolda bırakmayayım diye gittim sevince yardım ettim ben, işlerini tamamladım onun. Evet haklısın ya. Babamdan yardım isteyebilirdim beni işe geri aldırması için. İstemedim ama var ya Meral, o lafı ben hiç hak etmedim. Git. Ben var ya, o laf benim içime oturdu resmen. Ben o lafı hiç hak etmedim. Perisan'ın beni işe geri alacaksa önce benden özür dilemesi lazım. Böyle bir şey olmayacağını biliyorsun değil mi? Kadın seni dinlemiyor bile. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Bilsen zaten böyle yapmazsın. Eren. Aradım seni birkaç kez. Evet, gördüm ama dönemedim, kusura bakma. Annem de arayıp söyledi zaten, eve gelmişsin sanırım. Ben bir şey duydum Meren. Dicle ile aranızda bir mail meselesi olmuş, nedir? Bir anlatır mısın? Barış. Bu konu eskide kaldı, yani biz konuştuk, çözdük, yeniden açmasak olur mu? Yani bu bizim aramızda olan bir şey, tamam mı? Yani sen de dahil olmazsan sevinirim açıkçası. Zaten ben daha fazla sorun çıksın istemiyorum. Yani bir kavga etmeyelim istiyorum artık. Bir normalleşelim olur mu? Aynı işte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Serkan da ben de artık sorun çıksın istemiyoruz. Tamam. Peki sen öyle diyorsun. Yani normal insanlar gibi konuşabilmemize sevindim. Ben de. Sonra konuşuruz o zaman. Kapatıyorum şimdi. Tamam. Görüşürüz. Kendin duydun. Dicle ile birlikte değiliz. Ayrıca onun hayatında kimse yok Feris. Lütfen yapma. Vazgeç. Dicle'yi geri al. Hayatım günaydın. Ay, sabah sabah haberler bende. Serkan Dicle'ye iş teklif etmiş, duydun mu bilmiyorum. Asistan olarak da değil, Berlin'de menajerlik hem de. Dicle henüz kabul etmemiş galiba ama. Belki ilgini çeker dedim. Hadi bye. Berisciğim günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada böyle sabah sabah? Düşünüyorum. Düşünüyorsun? Hı. Ne düşünüyorsun? He? Beris. Ne oldu, biz genelde seninle böyle geceleri dertleşirdik ama bugün böyle gündüzden başlayacağız galiba. Ha? Ne oldu anlat. Ya hem Emir'le hem de Barış'la aynı anda görüşüyor diye göndermiştim ya ben Dicle'yi. Evet. İkisiyle de bir ilgisi yokmuş. Sevince de yardım etmiş sonra. Her şeyi o yapmış. Ben de tam Dicle'yi arayayım diyordum. Serkan'ı iş teklif etmiş. Berlin'de mi geçmiş? Kabul etmemiş galiba. İyi, o zaman ara bir konuşun, çağır. Dur ya, daha net bir cevap versin. Bakalım Serkan'a ne diyecek? Sen bilirsin. O ne demek? Ne demek, ben biliyorum o senin sen bilirsinlerini. Ne? Ne demek, ne demek istiyorsun? Açık açık konuş. Hata yapıyorsun Feriz. Ara, çağır, konuşun işte, ne olacak? Ara. Ara. Efendim?
geldin Feris Hanım. Dicle, günaydın. Günaydın. Ajansa gelebilir misin acaba? Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Konunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Telefonda söylemek istemiyorum ama gelirsen sevinirim. Tabii, gelirim. Toplantıdan önce gelirsen güzel olur. Tamam. Bak, o kadar da zor değilmiş. Cilde, günaydın. Dicle, günaydın. Feris Hanım'la görüşecektim de. Geri mi dönüyorsun yoksa? Kendisi benimle konuşmak istedi. Odasında mı? Odasında, odasında geçsin. Tamam. Görüşürüz. Nasılsın? Çok iyi değilim. Siz? Ben de. Ben aslında... Sana söylediğim şey... asla söylememem gerekirdi. Özür dilerim. Ben o lafı hiç hak etmedim. Biliyorum. Haklısın, hak etmedin. Bir anda gözüm döndü. Çıkıverdi ağzımdan ve bu bir sebep değil tabii ki. Gerçekten özür dilerim. Serkan sana iş teklif etmiş. Kabul etmemişsin sanırım. Doğru. Neden? Deli misin sen? Neden böyle bir iş teklifini kabul etmedin? Ya kabul etseydin senin için çok daha iyi olurdu. Biliyorum. Burada aynı fırsatı yakalayamayacağım kesin, doğru. Yıllardır buraya başka bir menajer almamışsınız. Ego'ya. Gülin'le Emrah, onlar bile benden eskiler, hala aynı pozisyondalar. Burada yükselme şansım yok gibi bir şey. Hmm. Serkan iyidir. Akıllıdır. Çok zekidir. Böyle böyle sızar insanın aklına. Sen işi kabul etmediğini düşünürsün. Ama bir bakarsın, onun cümlelerini kuruyorsun. Haksız da değil ama söyledikleri doğru. O zaman sana yine aynı soruyu soracağım Dicle. Neden kabul etmedin? Neden evet demedin? Çünkü bana güvenen insanlara karşı bir sorumluluğum var benim. Ben bu işi kabul ederken birçok şeyi göze almıştım. 2 yıl başka bir ajansla çalışmamayı, burada öğrendiğim şeyleri başka kimseyle paylaşmamayı. Her şey bir yana, zaten Serkan Bey'in teklifi gerçekçi değildi. Ben o pozisyon için yeterli değilim. Bir gün gerçekten yeterli olduğumda ben bunu sizden duymak isterim, başkasından değil. Teşekkür ederim. Dicle, sana güvenmediğim için özür dilerim gerçekten. Ve buraya kadar geldiğin için teşekkürler. O zaman size kolay gelsin. İyi çalışmalar Feris Hanım. Pardon, nereye gittiğini sanıyorsun acaba? Toplantı başlamak üzere. Yedin ama değil mi? Hoş geldin.
Efe'cim, kardeşin nasıl oldu? Canım çok iyi, çok şükür. İlgilendiğin için teşekkür ederim. Ben de Çınar'dan öğrendim. Ajansta neler olup bitiyor diye. Her şeyden haberim var. Günaydın. 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 Dicle aramıza geri döndü. Bizimle çalışmaya devam edecek. Bir anlaşmazlık olmuştu ama çözdük. Hoş geldin. Keşke bizim de haberimiz olsaydı. Oldu ya şimdi. Evet, şimdi oldu. Her şeyi sonradan öğreniyoruz. Bir geliyorsun Dicle'yi kovdum diyorsun. Bir geliyorsun tekrar başladı diyorsun. Yani benim canımı sıkan bazı detaylar vardı. Onların doğru olmadığını öğrendim. Dicle geri döndü. Olay bu. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Değil mi? Çocuklar, isterseniz gündem konuşmaya geçelim mi? Ne dersiniz? Seninle başlayalım mı bir tanem? Tabii. Selen Uçar'la görüşeceğim. Sete uğramam lazım. Emir Bindal gelecek. Reklam konuşacağız. Halit Ergenç'le yemek yiyeceğiz ama daha net bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar. Ben de birkaç iş görüşmesi yapacağım. Yeni bir film var, yabancı ortaklı. Ben de Cemal Duru'yla buluşacağım ama zamanı belli değil. Bugün ya da yarın bakalım. Bizim de bir film görüşmemiz var. Onun dışında birkaç online görüşmem var. Yani yoğunum, doluyum. Her zamanki gibi. O zaman herkes yerini bilecek Hakan Cansel. Benim de adım Şermin'se bu holdingi sana bırakmayacağım. Holding var holding. Kapanın elinde kalıyor. Benim de adım Şermin'se... Canım. Çocuklar yeni kostümlerini getirdi. Ha, baktın mı sen? Baktım Selen Hanım. Çok güzel. Efendim, prova için sizi böyle alabilirim. Tamam. Hayatım. Çağırıyorlar. Biz bir elbise okey verdik mi? Vermedik mi? Vermedik. Ama ben sevdim. Feris de okey dedi. Hadi zaten hayatım, ne olur. Bırak şimdi Feris'i. Benim seçiklerim daha güzel. Öyle mi diyorsun? Hem hayatım siyah pek gitmemiş gibi. Gitmemiş mi? Rujun rengi de kötü. Maküze de konuşalım. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama canım şimdi sıkıntı çıkmasın. Hem vakit dar. 6 tane sahne var. Gün bitmeden çekilmesi lazım. Çekeriz hayatım, çekeriz. Sen bir elbiseleri dene. Bakalım tamam? Tamam. Evet. Hadi gidelim evet. O zaman. Selen Hanım, prova olacaktık. Nereye gidiyorsunuz? Bir kostüme gidiyoruz. Geliyoruz şimdi. Selam. Merhabalar. Serkan Tahtacı ile görüşecektim. Buyurun siz geçin, ben haber vereceğim. Tamam. Hoş geldin Ece. Ay vallahi hiç hoş bulmadım Serkan. Ne oldu? Bir bakalım ne olmuş. Feris Dicle'yi ajansa geri almış. Şaşırmadım. Hadi bakalım, o çok istediğin haberi yazabilirsin artık. Hangisini? Üçüncü kişinin Dicle olduğu haberini mi? Evet. Çok geç. Zamanında yazmama izin verseydin... şu anda Feris Dicle'yi geri almış olmazdı. Biraz üstüne giderdin. Ağzından girer, burnundan çıkardık, Berlin'e alırdık Dicle'yi. Ece, sence ben bunu düşünmemiş olabilir mi? Hı? Haberi sen yazma. Başkasına pasla. Gerisini de bana bırak. Abi, o iş bende diyorum ya. Tabii ki de senin markanı giyecek abi Selen. Ya bir kere güven şu kardeşine ya. Bir kere güven be. tabii abi, merak etme, merak etme. O iş bende. Kabat arayacağım seni, hadi. Evet. Bir sıkıntım var. Bir tane olsa iyi. Elbiseleri hiç sevmedik. Makyaj zaten berbat. Başka seçeneklere bakacağız. Orada makyaj yenilenir. Okan Bey, kostümlere daha önce karar verildi. Selen Hanım da zaten bunu onayladı. Fikri değişti. Olamaz mı? Git söyle. Bir saat önce başlayamaz, hadi. İyi de... Ne dedim ben sana? Bir saat dedim değil mi? Hadi. Hürin aldın değil mi notların hepsini? Evet şu an aldım. Tamam, atlama hiç. Yok. Şu an çok önemli bir haber düştü sosyal medyaya. Ben atayım gruba. Oku iblis oku. Atma oku önce. Barış Abbas ve Beren Özdal ayrılığında belki de en çok sorulan soru üçüncü kişinin kim olduğuydu.
Barış Havas'la Beren Özdal arasındaki sular bir türlü durulmazken şimdi de kavganın sebebinin ikilinin arasına giren Dicle Ertem olduğu konuşuluyor. Dicle Ertem ise Barış Havas'ın bağlı olduğu Ego Ajans çalışanlarından biri olduğu söyleniyor. Dicle. Yalan. Kesinlikle yalan. Öyle bir şey yok gerçekten. Yalan. Külliyen yalan. Asparagas. Ajansın adına kadar yazmışlar. Bu nasıl şeydir ya? Senin adını soyadını nereden öğrendiler peki? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yalan haber. Yalan haber. Ay yapma Feris Allah aşkına. Başka oyuncu deseler, şarkıcı deseler anlayacağım. Kim tanır, kim bilir Dicle'yi ya? Göründüğü gibi değil Mayda. Bana bırakır mısın lütfen? Ya iyi de yani... Mayda bir dakika, bir dakika. Dicle'nin bu konuyla alakası olup olmadığını bilmiyoruz. Herkes kafasına göre bir şey yazıp duruyor. Belki o, bu da onlardan biridir. Ya başka oyuncu deseler anlayacağım. Bunu anlamıyorum. Ya ben ilgileniyorum. Efendim? Ne demek Selen karavandan çıkmıyor? Kim? Okan kim ya? Ah, tamam, tamam. Ben şimdi konuşuyorum Selen'le. Tamam hayatım, sağ ol aradığın için. Bu haberle ilgili... Üstünde durmaya gerek yok. İkimiz de gerçek olmadığını biliyoruz. Emir gelecek şimdi. Sen Selen'in setine git. Selen karavandan dışarı çıkmıyormuş. Ben yoldan arayacağım. Ama sen oraya git ve ortamı sakinleştirmeye çalış. Geleceğimi söyle, durumu toparla, tamam mı? Anladım. Peki bilmem gereken bir şey var mı ekstra? Evet, var. Selen'in yeni sevgilisi Okan'a dikkat et. Sanırım ortalığı o karıştırmış. Gözünü dört aç. Beni içeride koruduğunuz için teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Biz bu işi bir çözelim, o zaman edersin. Hadi fırla. Tamam. Dicle. Gelir misin bir? Ama... Ne oluyor bir anlat bana. Benim biraz acelem var. Tamam gidersin birazdan. Önce ne olduğunu anlat bana bir. Ben hallederim lafını duymak istemiyorum. Bu yazılanlarda en ufak bir gerçeklik payı var mı? Yok biz bunu daha önce de konuştuk seninle. Yok öyle bir şey. Bak Feris'in işine karışmak istemiyorum ama bu olay benim çok canımı sıkıyor haberin olsun. Bir yandan Beren bir yandan sen. Barış'la konuşup bir açıklama yapmasını isteyeceğim. Hayır yapma. Sen bu işi Feris Hanım'a bırak. Şimdi üstüne gidersen bir açıklama yapılmasını istersen Feris Hanım altında bir sebep arayacak bunun. Zaten geçen sefer senin yanındayken bir şeylerden böyle şüphelenmiş gibiydi. Bence dikkatleri daha fazla üstümüze çekmeyelim. Tamam. Gidiyorum. Beren Özdal değil mi o? Ha. Beren Hanım. Beren Hanım, çıkan haberler doğru mu? Barış Havas'la ayrıldığını söyleniyor. Yalan haber arkadaşlar, lütfen. Beren Hanım, Barış Havas'la ayrılmanızın arkası Dicle Ertem adında biri olduğu söyleniyor. Doğru mu? Siz de inanıyorsunuz yani. Lütfen arkadaşlar, gündemi böyle şeylerle meşgul etmeyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Beren Hanım, Beren Hanım, bir açıklama yapmayacak mısınız? Beren Hanım. Tamamdır, teşekkürler size de. Dicle, geri dönmüşsün. Çok sevindim. Evet, Dicle'de çok sağ ol. Biraz acelem var, sonra konuşalım. Tamam, tamam. Tamam kolay gelsin. Bay bay, sağ ol. Aşkım ya. Ne haber Dicle? Merhaba. Döndün mü ajansa? Döndüm, evet. Biraz önce... Magazinlerde kapıda yakaladı beni. Duydun mu haberleri? Duydum. Delirmişler. Çok takma bence. Yani birkaç gün unutulur gider bu konu. Umursama sen. Denerim. Thank you.
Uzanalım. Erkan Arslan, Erkan Arslan işte bu çocuk. Oğlum. Dizli Arslan. 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 Of, arkadan bakalım arkadaşlar. Dicle. Döndün mü ajans? Evet, döndüm. Süper, çok sevindim. Emir, benim hemen gitmem lazım biliyor musun? Şu an çok acelem var. Magazinciler peşinde, sonra konuşuruz seninle. Biliyorum, gördüm haberi zaten. Tamam, ben bırakayım seni. Hayır, senin başını da belaya sokmayayım şimdi. Tamam, ben halledeceğim onu, tamam mı? Ya bir sakin olur musun? Lütfen. Ben kaçıracağım seni. Bak, araba da burada zaten. Gel. Hadi. Hadi çabuk. Ay, çok yoruldum. Sen beni bir taksi durağında bırak, ben gerisini hallederim. Ne gerek var ya? Gideceğin yeri söyle, ben götürürüm seni. Yok yok, sen beni bir taksi durağında bırak. Ben oradan sonrasını hallederim. Peki, tamam. Nasıl istersen. Aslında iyi oldu karşılaştığımız. Ben sana teşekkür etme fırsatını bir türlü bulamamıştım. Ne için? Özel mesajlarını paylaştın. Beni tekrar işe geri aldırabilmek için. Ses kayıtlarını yolladın. Çok teşekkür ederim ben sana. Rica ederim. Yani sevindim. İşe yaramış. Evet, yaradı. Beni şurada ileride indirebilir misin? Taksi falan da geçiyor hep. Gerisini ben hallederim. Oradan binerim ben. Şurada. Hı hı. O zaman... Acelem var yoksa. Sonra yok, konuşuruz. Problem. Tamam mı ya? Tamam. Dikkat et kendine. Sen de. Görüşürüz. Beren'e bunu yapan hayat bize neler yapmaz ki? Kara kedi nedir? Buyurun bakalım. Dicle Ertem'in Instagram'ını bulan paylaşsın. İki çift lafım olacak kendisine. Dicle, haberleri gördüm. Adını yazmışlar. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyle, olur mu? Yani... İstersen bir açıklama falan yapabilirim adını temize çıkarmak için. Barış, hayır. Bence sen hiç karışma buna. Feris Hanım ilgileniyor. Daha da ortalık karışmasın. Bak, zaten herkes çok gergin. Biz bunu Feris Hanım'a bırakalım, olur mu? Emin misin? Evet, eminim ben. Peki. Tamam. Hoşça kal. Neredeyim ben ya? Ha, tamam. Buldum, tamam. Evet. Fanlar çıldırmış durumda. Beren'i sevmeyenler Dicle güzellemesi yapıyor, sevenlerse kıza giydiriyor burada. Ya, hiç üzülemeyeceğim buna ben. Ne oldu, senin yine bir yüzün düştü Dicle geri döndü diye? Niye benim yüzüm düşsün? Hayır. Kim bilir ne dolaplar çevirip döndü. Bak, geldiği gün yaşanan şu olaylara bir bakar mısın? Yani öyle o çok kalıcı değil. Sen yine de kendini öyle çok kaptırma bence. Kalıcı değil yani. Nasıl yani? Ne yapacaksın ki sen şimdi? Ben niye bir şey yapayım canım? O zaten kendi kendine kendi yapıyor. O yüzden dedim. Çok kalıcı değil diye. Göreceğiz bakalım kalıcı mı değil mi? Onur, bir dakika. Bildiğimiz Fransuva Döni'den bahsediyoruz şu an. Evet, ta kendisi. 12.43'e İstanbul'a ayak bastı. Bastığı gibi de bize geldi toplantıya. Bize dediğin kakule yapımı. Bir inanamadın sanki. Yok be oğlum, sen diyorsan doğrudur. Bu işi kanda açacağız kesin. Artık oralardan da bir kart atarım sana. Sen at kartını, at tabii de. Sen de Hakan'a ayak basmamışken ben oralarda Warner Bros'un CEO'suyla teknesinde turluyordum, hatırlatırım ha. Bitmedi arkadaş, bitmedi bu Warner Bros hikayelerin ya. bitmez oğlum, bitmez. Bende hikaye çok. Sen bir anlatsana, bu François Denis niye gelmiş? Dizi mi, film mi? Bir film projesi var. Türk asıllı Fransız bir kız varmış. Seneler önce Paris'e gitmiş. Burada da kardeşi var. Kızın haberi yok tabii. Bir gün internette bir videoya denk geliyor. Sokak sanatçısının performansını izliyor. Çocuk kızın kardeşi aslında.
Sonra şarkıcıyı bulmak için Türkiye'ye geliyor. İşte çocuğu bulma hikayeleri, kardeş olduklarını anlamaları falan filan. Güzel hikaye. Şarkı söyleyebilen bir oyuncuya ihtiyacı var yani. Harika. Ben hemen... Bir dakika abi, bir dur. Adam oyuncu istemiyor. Gerçekten sokak sanatçısı istiyor. Bu yüzden de İstanbul'da tura çıkacak. Kafasındaki şarkıcıyı bulacakmış. Bizden de kimseyi istemiyor yanına. Keşif mi yapacakmış neymiş? Küçük bir toplantı daha yapacağız. Sonra üç gibi başlayacak İstanbul turlarına. E hayırlı uğurlu olsun o zaman, ne diyeyim? Ne zaman var mı şey? Tamamdır, görüşürüz. İyi, görüşürüz. Bay bay. Murat'cığım ne haber? İyi, ben de iyi. Müsaitsen bana bir uğrayabilecek misin hemen? Harika. Tamam, tamam. Bekliyorum ben de o zaman. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Dicle ile ilgili haberi gördün mü? Gördüm. Gördün ve? Gereksiz buldum. Çünkü doğru olmadığını biliyoruz. Bilmiyorum. Ajansa gelirken magazin sıkıştırdı beni. Hı. Yok öyle bir şey deyip geçiştirdim onları. Güzel. Bu konu hakkında magazine bir daha konuşmamanı rica ediyorum. Ben de konuşmak istemiyorum zaten. Feris de çoktan kapatma çalışmalarına başlamıştır. Bir şekilde Barış'ı kurtarması lazım. Neyse, bu konuyu kapatalım artık. Önümüzdeki yeni projelere bakalım. Bakalım. Ya sen niye bu kızı bu kadar koruyorsun? Kıraç, ben anlamıyorum. Korumuyorum canım, niye koruyayım? Haberin doğru olduğundan emin değiliz şu an. Geldiği günden beri hep bir olay, hep bir arıza çıkarıyor. Eğer doğruysa bu sefer karışmayacaksın Kıraç. Bak eğer karışırsan bozuşuruz, haberin olsun. Dijitale yeni bir iş yapılacak. Belki duymuşsundur. Bir Osmanlı işi ama... Duydum, evet. Güzel. Ben hikayesini çok seviyorum. 40 dakikalık bir bilim kurgu. Hı. 10 bölüm olacak. Dönem işi bu arada zaten proje. Hem Osmanlı'da hem de günümüz Türkiye'sinde geçiyor. Zamanda yolculuk yapan bir ajan kızın hikayesi. Ve bil bakalım bu ajan kız için, yani başrol için kimi düşünüyorlar? Şaka yapıyorsun şu an. Hayır, ciddiyim. Yalnız bir şey daha var. Proje artı 18. Bunu oturup bir konuşmamız lazım. Her şeyden önce sen böyle bir projede yer almak istiyor musun? İsterim. Tamam. O zaman cuma günü buluşalım, bize projeyi bir anlatsınlar. Ben orada Celal Bey'le konuşurum. Yani ikinci proje dijital olduğu zaman yapımcılar pek sıkıntı çıkarmıyor. İyi. Peki bunu ben babamla paylaşmalı mıyım? Bence şimdilik gerek yok. Çünkü daha önce bir çekimde sorun çıkardı demiştin. Evet, femme fatale tam alıydı. Beni hala küçük kız olarak gördüğü için... Kıraç. Yani baban olarak baktığım zaman açıkçası hayır demesini mantıklı buluyorum ama... Menajerlik, profesyonellik gerektirir. O yüzden beraber çalışmıyor muyuz zaten? Aynen öyle. Hadi bakalım. Emir'cim, dizilerden yüzümüz gülmedi ama reklamda bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi de bir enerji içeceği geldi. Tamamen bitkisel. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Piyasaya yeni girmişler yani. Ben yapalım derim. Sen ne dersin? Dicle işe geri dönmüş. Evet. İstersen işimize bir dönelim biz, olur mu? Hı hı. Ya ben bunun uzun soluklu bir teklif olacağını düşünüyorum. Yani piyasada tutunabilirlerse reklam yüzü sen olacaksın. Yani en azından bir konuşmayı hak ediyorlar. Tamam Feris, sen öyle diyorsan öyle olsun, konuşalım. Hı hı. Jülide. Ne haber hayatım? Çok iyiyim, siz? İyiyim, çok iyiyim. Kıraç Bey odasında sizi bekliyor, siz buyurun isterseniz. Tamamdır, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kıraç. Hoş geldin Murat'cığım. Ne haber? Harika. Gel buyur, gel buyur. Oy. Ne haber? Ne yapayım? O kadar çalıştırıyorsun ki ancak vakit bulabildik dinlenmeye. Harika. Dinlendiğine göre çalışmaya başlayabiliriz. Dur sen şimdi bir şey demeden ben söyleyeyim. Şimdi bu single'lar mingle'lar tamam, güzel gidiyor.
Acayip de seviyorum şarkı söylemeyi. Her yerde, dünyanın her yerinde şarkı söylüyoruz, tamam. Ama abi insanlar benim oyuncu olduğumu unuttu ya. Yani sen şimdi beni buraya çağırdın. Müzikle alakalı bir şey yapacaksak, bak baştan söyleyeyim yok. Hiç merak etme, elimde oyunculuk yönünü ortaya çıkaracak şahane bir film var. Hadi. François Denis ile beraber kanda, kırmızı halıda yan yana yürüyeceğiz desen. Ya kardeşim ne diyorsun ya? Öperim, öperim. Öp, öp. Ne her şey yolunda giderse. Ama benim sana güvenim tam. Halledeceğine, bu işin altından kalkacağına kesinlikle inanıyorum. Ben sana bütün ayrıntıları da anlatacağım. Ama önce gidip gitarını alıp saat 3'te attığım konumda olman lazım. Abi ne gitar diyorsun, farkında mısın? Ya hiç merak etme, her şey benim kontrolüm altında. Oyunculuk ayrıca, oyunculuk. Sen dediğimi yap yeter. Bana güven. E, iyi tamam, bir çay içeyim o zaman. Hemen. Alo Serkan, merhaba. Nasılsın? Mayda ben. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün müsait misin? Seninle konuşmak istiyorum. Tamam, kaçta diyelim? Süper. Görüşmek üzere. Eride Hanımcığım, kahveniz. Ah, yaşa vallahi. O yüzden. Kardeşiniz daha iyidir inşallah. Nasıl durum? Çok şükür, çok şükür iyi. Hastaneden çıkarttık. Onun kızları var biliyorsun. Ama yurt dışında yaşıyorlardı. Onlar da yetiştiler annelerine. Biraz zor oldu tabii. İşte benim de azıcık sıkıntılı zamanıma denk geldi. Aa, hayırdır, ne oldu? Arife ve Yılmaz'a bir iş arıyordum biliyorsun. Evet. Ay çok da iyi bir teklif de geldi. Öyle mi? Ne güzel. Hangi dizide? Kızım sosyal medya yıkılıyor şu anda. Farkında mısın? Gördüm, evet. İyi, bir açıklama falan yapacak mısın? Feriz Hanım bir şey diyor mu? Bana bırak, ben halledeceğim dedi ama... Bilmiyorum. Neyse Meral, ben şimdi sete geldim. Seni sonra arayacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Barış Havas'la da geçen kız değil mi bu? Benziyor ama doğru mudur ki? Bilmem. Göreceğiz bakalım. Merhaba. Çok pardon. Selen Hanım'ın karavanı ne tarafta acaba? Bu karavan. Bu, bu, bu. Girebilir miyim? Evet. Girelim. Tabii ki. Teşekkürler. Merhaba. Kızım nerede kahveler? Bir saattir bekliyoruz. 602 tane latte getireceğim be. Okan Bey'di değil mi? Ta kendisi. Benim o konuyla ilgili bir bilgim yok maalesef. Ben Selen Hanım'la görüşmeye geldim. Feriz Hanım gönderdi beni. Onu nasıl tanıyayım? Merhaba. Merhaba Selen Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Beni Feriz Hanım gönderdi. Galiba bir sorun varmış. Dicle. Evet. Ha, telefonla konuşmuştuk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gelmedi mi? Çok acil bir durum oldu da o da birazdan burada olacak, merak etmeyin. Tamam. Dicle, sorunumuz kostümler. Ha. Yani hiçbir tanesi Selen'in karakterini ve kişiliğini yansıtmıyor. Hepsi kalitesiz, ucuz, paçavra kostümler, anladın mı? Dicle'cim benim de pek içime sinmedi. Okan haklı. Anladım. Daha önceden sizin Feriz Hanım'la beraber karar verdiğiniz elbiseler diyebiliyorum ben ama. Evet ama işte... Bana bırak aşkım. Bak seçerken çok dikkat etmemiş. Şu anda da mutsuz. Ne yapalım? Yani mutsuz şekilde mi sete çıksın? Yani her şeyden önce kendisi rolüne veremiyor. Yani o üzülüyor. O üzülünce de ben üzülüyorum. Canım benim, sen üzülme, hallolur. Üzülme ne olur? Olmaz aşkım. Her şeyden önce menajerinizin sizin her şeyle ilgilenmesi gerekiyor. Bak daha telefon reklamından net bir haber bile gelmedi. 3 gündür adamlar bizi bekliyor ya. Tamam, ben bu isteklerinizi alıyorum. Feriz Hanım'a hepsini tek tek ileteceğim. Hemen dönüyorum. Çok teşekkürler Dicle'ciğim. Rica ederim, ne demek. Canım, en azından bugünlük bu kadar ısrar etmesek. Ha? Bak yarın
oturur, bir toplantı yaparız. Sonra yeni sponsorumuzla görüşürüz. Yeni kostümler gelir. Ha, lütfen. Olmaz aşkım. Sen bir kere kabul ettiğin zaman bunlar her şeyi kabul edeceğini zannederler. Bilmiyor musun? E doğru. Ama sen bana güven. Ben sana her şeyin en güzelini, en kalitesini yapacağım. Söz. Güveniyorum zaten. Emrah'cığım, Çınar nerede? Çınar Bey, Cemal Bey'le görüşmeye gitti Peride Hanım. Aa, hay Allah. Ben ona bir şey danışacaktım da. Önemli bir şeyse ben yardımcı olabilirim size. Biliyorsun Arif'le Yılmaz için proje bakıyordum. Çok güzel bir proje geldi. Dur bakalım, ben sana bir anlatayım. Bakayım sen nasıl buluyorsun. Siz haber vereceksiniz o zaman. Benim dışarıda bir işim var, bir saate gider gelirim. Anladım. Biraz tiyatroya yoğunlaşacağım, yeter ya. Bu nedir? Gecen yok, gündüzün yok. Tükendin vallahi. Cemal'cim hep aynısını söylüyorsun ama bak 6 ay sonra ararsın yine beni, iş yok mu diye. Yok, yok aramam. Vallahi bak. Oturacağım evimde, kitabımı okuyacağım, kafamı dinleyeceğim. Bir de oyun çıkarız o sırada. Dijital düşünürsün belki. Ha. Bak ona hayır demem, doğruya doğru. Bu Osmanlı işi konuşuluyor, bilim kurgu olan. Ne diyorsun? Yani benim de kulağıma geldi ama daha kesin bir şey yok onda. Aslında değişik bir şey olabilir. Yani hem bizden hem değil. Değişik en azından. Ajan kız için kimle görüşüyorlar, duydun mu? Yok. Kimmiş? Serenay mı? Yok. Beren Özdal. Sen nereden duydun bunu? Vallahi söyleyemem, söz verdim. Ama çok güvendiğim bir arkadaşımdan öğrendim. Onu söyleyeyim. Tamam Cemal'ciğim. Haberleşiriz zaten. Tamamdır, aynen haberleşelim. Tamam. Kendine çok iyi bak. Sen de. Ben bir gelişme olursa zaten seni ayrıca bilgilendiririm. Tamam. Merak etme. Tamam. Tamam. Bu arada şu Ceren'e bir selam söyle. Ne zamandır görüşemiyoruz, özledim onu. Ya o da sana çok selam söyledi. Görüşmek istiyor. Bir planlayalım. Görüşelim, oturalım, yemek falan yeriz. Tamam. Tamam canım benim. Kendine tamam. Çok iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi. Ah. Mayda. Ne haber Çınar? İyi. Sen de Kıraç'la mı buluşacaktınız? Yok ya, ben bir arkadaşıma yemek yiyeceğim de. Eskilerden. Ha, iyi. Tamam canım, o zaman şey yapmayın, ben görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, hadi bay bay. Kıraç, bak eminsin değil mi? İşe yarayacak bu. Yani beni burada birisi falan tanırsa açıklayamayız biz bunu. Ha, hoş tabii. Burada beni kimse tanımıyorsa o müziği de bırakalım da yani. Ya kim geçecek buradan? Hem buralar hep yapım şirketi yani. Gelip geçen tanısa bile abartılı tepki vermez sektör insanı. Cool'dur biliyorsun. İyi madem. Başladığımız işi bitirelim. Hah, geliyorlar. Hadi göreyim seni. Kapalım şu işi. Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem. Aklını almayı da istememiştim aslında. Adeta kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin bir evvel? Hadi Zeker ya. Zeker ya, abi. Kardeşim bak şey yok. Hadi abi, acele biraz. İşimiz gücümüz var. Nedir bu ya? Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Olmadı bu iş gördüğün gibi. Bayağı patlak bir plandı, kabul et. Ya olacak, olmadı diye bir şey yok. Fransa burada olduğu sürece deneyeceğiz. Bu olmadı, daha büyük bir şov yapacağız. Şimdi kaçalım buradan da. Kıraç, bak bu işin sonu iyi olmazsa. Olacak, olacak. Sen merak etme.
Her şey kontrol altında. Ben halledeceğim, merak etme sen. Ben şimdi Onur'u arayacağım. Fransuan'ın bütün programını öğreneceğim. Ona göre plan yapacağız. O zaman herkes yerini bilecek Hakan Cansel. Benim adım Şermin'se bu holding senin olmayacak. Elinden geleni ardına koyma Şermin. Ama unutma, senin en kirli sırlarını ben bilirim, ben. Ne bildiğin önemli değil. Önemli olan bildiklerini söylediğinde hayatta kalıp kalmayacağım. Kestik. Sinan. Teşekkürler. Abi çek tabancaları, 65-75 çakalım. Lan lenskeyden oturmuyoruz. Bakın burada ne yazıyor? Oturmayın kırılır. Bir kaptenle yazdık beni. Çok özür dilerim ben. Ve? İzledin mi? Nasıldı? Gayet iyi. Süper gidiyorsunuz. Canım nasıldı? Süperdin. Yalnız karakterin reptikleriyle ilgili bilmiyorum yani. Değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Yani şu Şermin karakterine ilgili bir kol istesek. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Tamam, Ferzi söyleriz. Ne olacak ki? Tabii, tabii. Salih'le konuştum da. Akşam mekan açılışı varmış. En kötü bir uğrar çıkarız ha. Canım, bunu konuşmuştuk lütfen. Yorgun musun sen? Yani. Yüzün düştü, rengin soldu. Başın mı ağrıyor? Ateşin de yok. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Dinelim biraz istiyorsan. Tamam, bozulmadın değil mi yok, bana? Yok, yok. Vallahi hiç halim yok. Hiç problem yok. Tamam. Ararım en kötü ben Salih. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Dinleniyorum biraz. Tamam, ben buradayım. Çocuklar, bir karavana gidiyorum. Bana bir program getirir misiniz? Ben bunu bir gün bozacağım ha. Gülüncüğüm, senin işin daha uzun mu? Benim işim çok peride hanımcığım. Ben akşama kadar buradayım. Ben sizinkini yapayım. Aradan çıksın. Sağ ol. Kaç tane olacaktı? İki tane tamamdır. Peride hanımcığım iyi misiniz? Yani ben iyiyim de şu işi bir halledebilseydim. Hangi işi? Arif'le Yılmaz'ın işini. Ne oldu ki? Ne zamandır onlar için bir proje arıyordum biliyorsun. Evet. Şimdi yeni bir dizi var. İyi de bir iş. Ya bu adam beni vallahi deli edecek. Sabahtan beri azarlayıp duruyor. Sanki sekreteriyim. Bir gelmiş sözleşmemle 8 saat yazıyoruz diyor. Ya gitsin yapımla konuşsun abi. Buyurun çayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Okan'ı araştırıyorum. Henüz net bir şey bulamadım. Ama hiç hoşlanmadım ben bu adamdan. Ya böyle biraz apar topar oldu ama kusura bakmazsın umarım. Ne demek, olur mu lütfen? Tekrar hayırlı olsun. Berlin'i almışsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de senin gibi yeniyim aslında bu işte. Yani daha önce menajerlik yaptım tabii ama ajan sahibi olmak başka bir şey biliyorsun. Biliyorum ama sen avantajlısın en azından. İşlerin nasıl yürüdüğünü benden daha iyi biliyorsun. Yani evet, sektörü tanıyorum diyelim. Mayda, senin nasıl mesleğinle? Ben aslında iç mimarım. Öyle mi? Hı. Ama ekonomiden de anlarım biraz. Babamın şirketinde çalıştım. Pek çok şeyi ondan öğrendim. Tabii yıllar öncesinden bahsediyorum. Korlu da holding. Hı. Evet. Ferit Bey, eskiden beri çok büyük bir hayranlığım vardır benim. Öyle mi? Yani kızı olduğunu çok sonradan öğrenmiştim. Sen neden babanın izinden gitmedin? Ya bu şirkette çalışmak bana çok sıkıcı geliyor. Yönetim kurulları, toplantılar. Dekorasyonla da hep ilgiliydim aslında. Çizim yapmayı çok severim. O yüzden tercihimi o yönde yaptım diyelim. Pişman da değilim aslında. Mayda, Ego Ajansı neden satın almak istedin? Yani merak ettiğim için soruyorum. Cevap vermek zorunda değilsin lütfen. Yo, veririm. Yani gizli saklı bir şey değil zaten. Sen de duymuşsundur. Ceylan ajansı elden çıkarmak istiyordu. Hatta bir ara Katarlara falan satmak istedi. Biz de o ara Kıraş'la düşündük. Ajansın aile içinde kalmasına karar verdik. Aile içinde. Hı hı.
Güzel düşünmüşsünüz. Ben de sorayım o zaman. Sen niye Berlin'i aldın? Tabii ki cevap vermek zorunda değilsin sen de. Her gün oradasın. Gülün, bir gelir misin? Tabii Kıraç Bey. Bunu konuşacağız seninle. Buyurun Kıraç Bey. Kapa kapıyı, kapa. Buyurun Kıraç Bey. Bana birkaç kişi lazım. Oyuncu mu? Hayır, prodüksiyondan Murat Dalkılıç için. Ben şimdi sana meseleyi anlatayım, ona göre bir hareket planı belirleyelim. Tabii, tamam, buyurun anlatın. Aslında benimki de çok enteresan oldu. Bir şirketim var, animasyon şirketi. Ego'ya geldiğinde bahsetmiştim. Doğru. Hı-hı. İşler çok iyi gidiyor. Berlin'in durumu da ortada. Sahibi de çok eski bir aile dostumuz. Rica etti, kıramadı. Ama ajans işi çok başka. Yani hangi şirketin başında olursan ol, nihai kararları sen veriyorsun ama ajansta çok farklı faktörler söz konusu. Mesela şöyle söyleyeyim, her kafadan başka bir ses çıkıyor. Of, aynen öyle. Herkesin bir fikri var ve herkes son sözü kendi söylemek istiyor. Ve çok da karışamıyorsun, müdahale edemiyorsun. Ama zorundasın. Bir kere her konuda bilgin ve söz hakkın olmalı. Yani kim ne yapıyor, kiminle görüşüyor, sözleşmeler nasıl, şartlar. Bunların hepsini bilmen lazım. Günün sonunda ajansın sahibi sensin. Menajerler senin mağarası çalışanların. Onun için kendini onlarla aynı yere konumlandıramazsın. Yani konumlandırmaman lazım. Son sözü sen söyle diyorsun yani. Kesinlikle. Şunu hiçbir zaman unutma. Sen onlara muhtaç değilsin. Ama onlar böylesine prestijli bir çatının altında çalışmak... Yani zorundalar demeyeceğim. Tercih ederler diyeceğim. Kaybetmek istemezler Ego Ajans'ta çalışmayı. Onun için kafana yatmayan şeylerde veto hakkını gizli tut. Son sözü sen söyle, pişman olmazsın. Gelelim asıl meselemize. Beren hakkında konuşmak istiyorsun değil mi? Aman ya Gülün, sakın ağzından falan kaçırma. Ya bu François Dönü'nün Murat Dalkılıç'ın kim olduğunu asla bilmemesi lazım. Asla tabii. Kıraç, ben çıkıyorum. Selen'in setine geçiyorum. Bir sıkıntı var mı? Her şey yolundadır umarım. Evet, ufak tefek krizler var sadece, o kadar. Tamam. Tamam. Bu iş bende. Siz daha hiç merak etmeyin. Beren Dicle'ye tavırlı. Yani en başından beri ikisinin arasında bir gerginlik var. Hatta Beren Dicle'yi ajanstan göndermek için kendisine hiç yakışmayan bir hareket yaptı. Evet, olmuş öyle, bir şeyler duydum. Evet. Ben kişisel duygularımızla iş hayatımızı birbirinden ayırmayı tercih ediyorum. Ben de. Ya seninle fikirlerimiz, duruşumuz, hayata bakışımız çok benziyor birbirine. Serkan, keşke Ego'ya geri dönseydin. Böyle bir durumda desteğin çok iyi gelirdi. Çok teşekkür ederim, çok incisin. Ya bu arada yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen söyle bana. Yok şimdilik, teşekkür ederim. Ben senin daha fazla vaktini almayayım. İşlerin vardır halletmen gereken. İstediğin zaman oturup konuşabiliriz. Fikirler de veririm sana. Gerçi hiç ihtiyacın olacağını zannetmiyorum ama. Teşekkür ederim, aklımda tutarım. Ya Mayda, bir şey daha. Konuştuklarımız aramızda kalsın olur mu? Yani Kıraç'la paylaşmasan. Arada kalmak istemiyorum da. Tahmin ederim. Merak etme, benden sır çıkmaz. Sağ ol. Feriksan'ım, mesajımı aldınız mı? Hayır. Neyse, tamam, hakkında çok bir şey bulamadım diye yazmıştım size de. Feriksan'ım, ben bu adamdan hiç hoşlanmadım, söyleyeyim. Tamam, Selen Hanım'la çok iyi anlaşıyorlar falan ama... Yani adam her şeye karıştı, kıyafetlere karıştı. Bir ara senaryoya saydırdı. Bir ara bir açılışa gidelim dedi. Bir ortalık karıştı yani bu. Peki Selen ne dedi? Ya bir şey diyemeden Okan Bey konuyu değiştirdi zaten hemen. Ben bu adamı hiç sevmedim Feris Hanım. Gerçekten yani hakkında bir araştırma yaptım, pek bir şey de bulamadım. Peki ne var elimizde? İşte pek bir şey yok şu an. Bir internet sitesi buldum. Limited şirketi olarak geçiyor Okay. Kaymazlar Gıda diye bir adres. Yönetim kurulu başkanı olarak geçiyor orada adı.
ne sosyal medya hesabı, ne bir fotoğraf. Selen Hanım'ın hesabına da baktım, orada da herhangi bir fotoğrafı yok. Yani Feris Hanım, söylemek istemiyorum ama bu işin sonunda bu adam bence dolandırıcı çıkabilir. Bilmiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Bir de ben bir tanışayım şu Okan Bey'le. Buyurun. Selen'cim. Feris. Ah, hoş geldin. Hoş buldum. Kusura bakma, geç kaldım. Olsun, olsun. Otursana. Oturayım de çiçekten geçilmiyor. Aa, bu karavanın hali ne böyle? Ay, şunu da şöyle alayım. Heh, sen bir de evi görsen. Her taraf çiçek. Çünkü Okan şu ana kadar tanıştığım en özenli, en düşünceli erkek. Sen her şeye değersin. En güzel çiçekler senin için hayatım. Okan Bey, şahsen ben sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Yani Selen'imi bu kadar mutlu eden, bu kadar özen gösteren, ona bu kadar değer veren birisiyle tanıştığım için gerçekten çok mutlu oldum. Canlı gönülden söylüyorum. Ben Feris. Okan. Yani açık söylemem gerekirse Selen'cim, bana Okan Bey'den bahsetmediğin için sana birazcık kızmıştım başta ama şimdi tanışınca sebebini anladım. Feris'cim, biliyorsun nazar değmesinden korktum. Ben çok inanırım öyle şeylere. Bilmez miyim hayatım? O yüzden. Lütfen mutluluğumuza nazar değmesin. Bir de öyle çarşaf çarşaf fotoğraf paylaşmaya hiç gerek yok. Şimdi beraberiz desek ne zaman evleniyorsunuz diye sorarlar. Düğün ne zaman diye sorarlar. Gerek yok yani. Evet, çok haklısınız. Bunu almaya hiç gerek yok. Evet, evet. Ama öyle bir fikrimiz var. Ah. Aşkım. Canım, Feris'ten mi saklayacağız? O benim en yakınım. Tabii. Hem 4 ay olsa da ben eminim. Hayatımın aşkını buldum. Daha neyi bekleyeyim? Tabii ki. Yani burada en önemli şey senin mutluluğun. Bak, ben sana söylemiştim. Feris çok sevinir demiştim. Görüşürüz. Ne kadar abartmışsın Dicle. Gayet tatlı bir adam. Ben abarttım. Ha? Ben abarttım mı? Bak, yine yedin. Feris Hanım, gerçekten bir an sevdiğini sandım adamı ya. Ay, nesini seveceğim ben o şerefsizin? Aşkım aşağı, aşkım yukarı. Bak, Selen de çok temiz kalplidir, biliyor musun? Hiç kötü bir şey düşünmez, art niyet aramaz. Peki biz şimdi ne yapacağız? Sen evine git. Ama araştırmaya devam et. Bir şeyler bulursan da hemen beni ara, tamam mı? Selen'e bir şekilde ispatlamamız lazım. Tamam Feris Hanım, haber vereceğim. Hadi git. Görüşürüz. Dedeciğim, bana bir kargo gelecekti karayapımdan. Geldi mi acaba? Yok, daha gelmedi Feride Hanım ama isterseniz siz numarasını verin bana, ben arayayım kendilerini. Yok bir tanem, sana hiç zahmet olmasın, ben kendim hallederim. Bugün de böyle her şey üst üste geldi. Hayırdır, ne oldu? Yani kötü bir şey yoktur inşallah. Yok yok, yani öyle kötü bir şey falan değil. Hatırlıyor musun, Yılmaz'la Arif gelmişti geçenlerde. İşte ben onlara yeni bir proje bakıyordum. Biz daha önce haber verdik ama. 3 ekip çekersiniz o zaman kardeşim. Yani sevginin tarihlerini kaç haftadır biliyorsunuz. 3 gün gelemeyeceğini biliyorsunuz. Allah Allah. Niye bağırıyor bu kıraç gene? Hiç anlamadım. Ya, bugünlerde de herkes çok sinirli. Ben de bir şey konuşacaktım ama. Aman sen konuşma. Acil bir şey değilse sonra sana patlamaz. Tabii tabii ama hiçbir şey yapmayayım. Hadi görüşürüz Pedro'cuğum. Miro'cuğum, bakalım biz kime ne dedik? Hı? Bir gözden geçeceğim, bak. Ne yapacağım ben biliyor musun? Ah Miro'cuğum, sorma. Ben herkese bir başka hikaye anlattım. Hülyi de Gül'im. Emrah, Bekir. Hepsine başka başka bir şeyler konuştum. Tabii ki artık yapılması gereken şey şöyle.
şöyle bir arkama yaslanıp keyfini sürmek. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bir tanem bakalım. Şunu da buraya koyalım. Bakalım köstebek kim? Baba? Oğlum. Aa. Anne. Oğlum. Gel. Dedim sana Neriman. Yemeği yap şıp diye damlar. Dedim mi demedim ha? Dedin Zeki. Dedin. Vallahi dedin. Babacığım. Gel oğlum benim. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Şunlar, şu Nihale'yi getir. Bak tencere elimde kaldı. Nihale. Attık. Bak, bak şurada tamam, ya. Tamam. Getir, şuraya koy yanıma. Al annesi. Tamam. Anne siz ne zaman geldiniz? 5-6 saat oldu. Niye bana haber vermediniz hiç? Acaba önce anneciğim, babacığım hoş geldiniz desen daha iyi olmaz mı? Ya anneciğim tabii ki hoş geldin. Şimdi hemen ellerini yıkıyorsun. Çünkü öyle kapıdan girer girmez yemeğe oturulmaz. Hadi benim güzel oğlum. Koş. Aman da benim bir tanem. Aman da benim bir tanem bu. Of, sağlı sollu geçiriyorlar Barış'a var ya. Dicle hakkında da 1000 tane yorum var. Ama bak fotoğrafların altındaki yorumlar efsane yalnız. Beren'den sonra bu kızla mı halinde, inanamıyorum halinde millet. Sen Barış'ı aradın mı? Aradım. Bu arada annemlere sadece ikimiziz dedim. Hiçbir şey belli etmiyorsun. Merak etme ben de. Yok. Gelmiş olamazlar. Bir kere benim evimde Nihal yok. Nihal yok bende. Bende Nihal yok. Anne bu Nihal'e nereden çıktı? Salı pazarından aldım oğlum. Beğenmedin mi yoksa? Hadi ama hadi. Sen çorbanı soğuttun ye. Buz oldu. Anne babam hazır. Televizyona dalmışken ben sana sorayım. Sor oğlum. Hayırdır? Hayır. Bak şimdi ben sana hatırlatacağım. Hani bir Ayşegül öğretmen vardı. Bir de onun kocası vardı Metin Bey. Diyarbakır'a tayin olmuşlardı. Hatırladın mı? Evet anne. Ne güzel bir aileydi onlar. Sevgi dolu, sıcacık, şen, şakrak. Onların dikili yakınlarında da bir şey vardı, yazlıkları. Biliyor musun? Evet anne. Bizi hep oraya davet ederlerdi her yaz. Allah aşkına gelin, Allah aşkına. Bir türlü gitmedik biz oraya. Evet anne, evet. Ha, onu da hatırladın. Hatırladım. Bir şey daha söyleyeceğim. Onların bir arabası vardı şöyle kırmızı, çok güzel bir araba. Onu da hatırladın mı? Hatırladım anneciğim, onu da hatırladım. Hepsini hatırladım. Hah. Şimdi o zaman hepsini unut. Unutayım mı? Unut. Çünkü bu konuştuklarımız onlarla alakalı değil. Neyle alakası var? Kızlarıyla alakalı. Sevilay. O da hatırladın mı? Hani yaşıttınız siz. Boylarınız da birbirine benziyordu aynı. Heh. Evet anne hatırladım Sevilay da. Şimdi o Sevilay evleniyor. Düğünü var. Biz düğüne geldik. Ha ya iyi ki geldiniz anneciğim. İyi yaptınız. İyi yaptınız da keşke bir gelmeden önce beni arasaydım. Yani gelirdim size havalimanından alırdım. Siz içeri nasıl girdiniz? Bayram Bey mi açtı size kapıyı? Yok canım. Geçenlerde geldiğimizde baban bu oğlan hep anahtarı geri alıyor dedi. Ben bari gideyim şunu bir yedeğini yaptırayım da bir daha gelirse kapıda kalmayalım dedi. Yedekle girdik yani. Vallahi bravo anneciğim. Tam babamlık bir hareket olmuş. Yani anne ya müsait olmasaydım? Ya gelseydiniz ben uygun olmasaydım bir arkadaşım olsaydı o zaman ne olacaktı? Bırak şimdi Çınar. Geldin 55 yaşına hala tek başınasın. Uygunsuz halmiş. Evde kaldın haberin yok. Babacığım ben 35 yaşındayım baba. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ayrıca senin bu söylediğini annemin söylemesi gerekmez mi? Çok doğru söyledi. Evet benim söylemem lazım. Geldin 55 yaşına hala tek başınasın. Uygunsuz halmiş. Evde kaldın haberin var mı? Hı?
İki dakikaya evdeyim. Hmm. Kuru fasulye pilav yaptım. Kuruyu pilavın üstüne koyayım değil mi? Koy anne. Bilirim bilirim. Oğlum öyle sever benim. Kaç oğlum kaç kurtar kendini. Annen seni 45'ine varmadan evlendirecek. Nasıl? Daha demin şöyle söylemiyordun baba. Ben hayatımdan memnunum oğlum. Annem televizyon seyretmeyi sevmiyor. Kontrol bende. İstediğim kanalı açıp seyrediyorum. Evde fazla oturunca kalk, kalk dolaş biraz deyip kovalıyor beni. Hava soğuk değilse mis gibi gezip tozuyorum. Emeklilik kafası zaten şahane. Bütün gün senin. Ama sana annen gibisi denk gelmez. Sen benim gibi şanslı değilsin. Baksana şu haline. Ne varmış bu halimde? Şöyle böyle sıktın püktün. Aç bir ilaç oturuyorsun. Oğlum, annen bir dünya şey aldırdı bana marketten biliyor musun? Haberin var mı senin? Hah, al bak. Babacığım. Bu da fişi. KDV'den düşersin. Niye zahmet ettin babacığım? Ben bunları hallederdim, yapardım. Aa. Öyle deme evladım. Senin bunlar son günlerin. Sana gözüm gibi bakmalıyım ben. Annen seni evlendirmeden gitmez buradan. Uçaktan indik. Şöyle bir etrafına baktı. İstanbul, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Ben oğlumu evlendirmeden geri dönmeyeceğim diye bağıracak sandım. Allah'tan bağırmadı. Evet, al bakalım anne pilavı. Afiyet olsun yavrum. Ben yokken siz ne konuşuyordunuz bakayım öyle? Mutlu evlilik nasıl olur baba diye sordu. Ben de bizimki gibi dedim. Ay canım Zekiciğim. Doğru söylemişsin, doğru. Ay. Ay bu çocuk çok aç yavrum. Ay iliği kemiği aç bunun. Vah 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 yavrum. Anne çok güzel olmuş. İllerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Ye ye ye. Ama merak etme, ben bu işi halledeceğim. Hadi ye sen de ye, soğutma. Şu anda Dicle Ertem'in yaşadığı evin önündeyiz. Bu yaşananlara bir kül kedisi masalı diyebiliriz aslında. Ve birazdan sizlere Dicle ile ilgili bir açıklama yapacağız. Barış havası olan ilişkilerini masaya yatıracağız. Meral hemen kapıyı aç. Neredesin? Geldim ben hadi. Tamam sen aç hadi. Çıktı çünkü geliyor. Dicle Hanım. Dicle Hanım. Dicle Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Ne zaman? Dicle Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Dicle Hanım. Kapat kapat. Kapat kapat. Kaçtı ya. Ya nasıl buldular eve ben hiç anlamıyorum. Ne yapacağız biz böyle? Şu an daha önemli bir sorunumuz var Dicle. Ya bundan daha önemli ne olabilir Meral? Söyle bana ne olabilir? Anne. Ben bir çay koyayım. Ya ne alaka oğlum şimdi Beren'lere? Bir şey yok ya yani öyle altında özel bir neden arama. Sen dışarı çıkalım dedin. Ona aynı şeyi söyleyince ben de olur dedim. Senin canın Dicle'ye mi sıkkın hala? Evet ya. Ya bir türlü doğru düzgün konuşamadık. Bir de bu haberler çıktı. Aa Beren'in konuşmasını duydum. Vallahi aferin ama hiç beklemezdim ondan yani. Demek ki aşk başka, arkadaşlık başka. Yarı yolda bırakmadı seni. Yani Dicle'nin lehine konuştu. Aferin vallahi. Ay kuzur beyin ya. Senin şu işi de halledemedik ya. Ben konuştum, süre istedim ya biraz. Bakalım. Ben yarın Feris'te konuşurum, bir avans isterim. Bir an önce halledelim o işi. Selam. 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 Çok beklettik mi? Yo, biz de yeni geldik zaten. Barış, sen nasılsın? Eyvallah, sende ne var ne yok? İyi ben de, sağ ol. Merhaba. Merhaba. Seda ben. Aydın ben de, memnun oldum. Memnun oldum. Yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım. Ha süper. Anneciğim niye haber vermedin geleceğini? Keşke söyleseydin. Söyleseydim de hayır deseydin bizle.
Demezdim ben. Niye öyle diyeyim? Vallahi bilmiyorum. Son zamanlarda hiçbir şey anlatmıyorsun bana. İyiyim diyorsun, geçiştiriyorsun. Sonunda bu oluyor işte. Ay internete bir girdim. Fotoğrafların, resimlerin her yerde yayılmış. Yazdıkları gibi değil ama. Vallahi değil anne, gerçekten değil. Nasıl oldu bu olay? Bana bir anlatır mısın şunu? Düşündüğün gibi değil bir kere. Dicle, adın her yerde diyorum ya, her yerde. Diyorum. Ah, ben seni İstanbul'a bunun için mi gönderdim ya? Antalya'da iş imkanları yok dedin, kız haklı dedim. Babanın ajansında işe başladın. Tamam dedim ya, Leyla ses etme, bir başlasın bakalım. Ama bu ne? Adamlar ellerinde kamerayla kapıya dayanmışlar ya. Hangi magazin programını açsam konu dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor sana geliyor. Kıraca dairece. Ne bir telefon, ne bir şey. Hani bitmişti bu çocukta? Hı? Hani görüşmüyordun artık? Anne biz zaten iş dışında görüşmüyoruz. Sen merak etme, yakında Feris Hanım her şeyi halledecek. Kıraç ne diyor? Hiçbir şey. Nasıl yani? Yardım etmedi mi sana? Aramadı mı bir yerlere? Haberi yalanlamadım yahu. Hayır anne, çünkü ben ondan yardım istemedim. Zaten her şeyde karışmasını istemiyorum ben. İyi de sen istemesen de onun bir şeyler yapması gerekirdi. Anneciğim tamam, lütfen. Ha, susup duralım yani. Hiçbir şey yapmayalım. Kendiliğinden geçmesini bekleyelim bu acayipliğin. Anneciğim dedim ya Feris Hanım ilgilenecek diye. Kızım, yavrum, bir tanem. Sen Kıraç'la bu konuyu konuştun mu? Konuştum evet ama zaten ne yapabilir ki? Olan oldu. Ay. O Barış Feris'le mi çalışıyor hala? Evet. Ya kendi oyuncusunu korumak için seni ateşe atarsa? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Hani sektör acımasızdı? Hani asla senin yapamayacağın şeyler yapıyorlardı? Her şeyin üstünü kapatıyorlardı. Öyle diyordun ya bana, ne oldu? Evet öyle ama Feris Hanım onlardan biri değil. Kusura bakma Dicle. Ben inanmıyorum. Gerekirse çekip alırım seni Antalya'ya. İstanbul defterini burada kapatırız, biter. Ben bir tuvalete gidiyorum. İyi, tamam. Havalara bak, havalara. Kendi yaptırıyor lan bu haberleri. Sonra her gün manşetlerde. Fanların beni ilgiye boğdu hesabı. Ne diyorsun oğlum sen? Sen ne üstün alındın ya? Adın mı geçti anlamadım. Yarası olan gocunuyor demek ki. Kimsiniz lan? Barış! 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 Sen ne sen kimsin lan? Sikim. Seda, ne? Seda kavga ediyorlar. Al şunları çabuk. Seda gel. Barış, Barış, bırak lan. Barış, bırak lan. 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 Tamam hadi devam et lan. Açsa bak ya. Tamam. Şov yapma lan bize burada. Tamam. Lan olursa sen lan. Şöyle oynadın artist mi olmuş sen ya? Baş be. Yine bir kavga mı? Ne olmuş bize artistlik yapıyor ya? Aydın. Ne oluyor? Ya sataştılar içeride. Arıza çıktı bir ton. Bak hala konuşuyor. Tamam tamam, arabaya geçin hadi, mevzu bilmiyorum. Hadi. Beren. Arkadaşınla eve geçin. Arayacağım sizi. Tamam. Bizim aracı alabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar tamam, yeteri kadar çektiniz. Daha fazla çekmenize gerek yok. Tamam beni hazır. Gel Fatih. Tamam. Tamam. Barış anlat bakalım, ne oldu, nasıl oldu bu iş? Ben bir Feris'e haber vereyim de. Dur dur dur, Feris arama şimdi, bu saatte ne yapacak, hiçbir şey yapamaz. Otur, otur güzelce bir konuşalım önce. Vallahi ne olduğunu anlamadım ben de, önü arkası da yok, öyle her şey bir anda oldu. Sonra da girdiniz birbirinize. Aynen. Ya, bir şey demedim bu adamlar yani, hiçbir şey söylemedim. Yok, söylemediler.
Söyledilerse de ben duymadım sinirden. Ya Barış, ben düşündüm de şimdi benim olaylarla bir ilgisi olmasın bunun? Ne olayı? Ya abimin bir alacaklı meselesi var bunun diyor. Ama öyle olsa direkt sana giderlerdi. Niye bana gelsinler? Ayrıca bereni de karıştırmazlardı hiç. Neymiş bu olacak meselesi? Anlat abi. Ya ben bir ara bir kafe işine girmek istiyordum. Sonra patladı iş. Sen şimdi oturmuş kendi kendini yiyorsundur eminim. Üzme kendini lütfen. Yazılanların doğru olmadığını biliyorsun. Her gün böyle 1000 tane haber yapıyorlar. Birkaç güne kimse hatırlamaz bile. Umarım. Konuşmak istersen buradayım. Tamam. Mevzu anlaşıldı. Aydın, sen yarın ajansı benim yanıma uğra. Şu mevzuyu etraflıca bir konuşalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Ya sana sıkıntı olmasın? Yok canım, ne sıkıntısı çıkacak? Gelsin. Barış, ben buradan çıkınca birkaç yere telefon açacağım. Yani söz vermiyorum ama haberin girmemesi için elimden geleni yapacağım. Sen de hiç Feris'e haber verme bence. Yani yarın ben onunla konuşurum zaten. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ ol. Ahmet, ne haber, nasılsın? Sağ ol, sağ ol, iyiyim ben de. Barış Havas'ın görüntüleri geldi mi? Evet, evet. Gidişatı iyi değil bu aralar, farkındayım. Ya senden bir şey rica edeceğim aslında ben. Yok, 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 yok. Haberi girme demeyeceğim. Beren de oradaydı da, kavgayla da hiçbir alakası yok kızın. Yani görüntüde Beren'in olduğu kısımları çıkarsan olur mu diyecektim. Sağ ol, sağ ol Ahmet. Bu iyiliğini unutmam. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Vallahi Serkan Feris'ten daha çok ilgileniyor seninle bu aralar. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Bence senin yanına almak istiyor. Bilmiyorum, olabilir. Ya belki daha iyi şartlar sunar sana. Yani başka bir kariyer planı çizer. Öyle bir teklif de gelirse bence hemen hayır deme. Ne diyeceğim abi? Feris'e ben gidiyorum mu diyeceğim? Hayır canım, yani en azından bir kulak ver adama. Öyle illa kabul etmek zorunda değilsin. Yani öyle bir teklif yaparsa diye söylüyorum canım. Hani olursa öyle bir şey diye. Yalnız şömine var ya, çok iyi ha. Mis gibi ısıtıyor be. İşte bak burada. Kara Yapım imzalı Hünkârın Dileği Kodu adlı televizyon dizisinde Arif Erkin ve Yılmaz Guru'da birbirine düşman iki paşayı oynayacak. Dizinin çekimleri Ocak ayında başlayacak. Ay Miroç'um, duydun mu bak? Hadi şimdi biz gidelim. Kime ne demişiz bir okuyalım ha? Ha, yürü bakalım. Hey Aydın, söyle bakalım sen ne yapmak istiyorsun? Kafe işlettin. Bir de taksicilik tarafım var. Vallahi kafeye bir daha bulaşma. Boyumdan büyük işler, anladım. E zaten rahat da bırakmıyorlar insanı. Taksiyle de ömür geçmez. Yani gecesi yok, gündüzü yok. Yoruyor insanı o da. Masa başı iş olsa sen istemezsin. Yani. Ya sahada daha iyiyim şimdi. Doğruya doğru. İş bitiricilik aslında benimki birazcık da. Hem ağzım da iyi laf yapar. Yani altından girer, üstünden çıkar. Meseleyi bir şekilde çözerim. Ama işte doğru dürüst bir fırsat çıkmadı karşıma. Yani bana güvenip de gel kardeşim tut şu işin ucundan diyen olmadı. Aydın, gel sen de bir anlaşma yapalım. Ben senin borcunu kapatayım. Hepsini. Şu adamlar bir çıksınlar hayatından, işlerine baksınlar. Sen de gel benim için çalış. Senin gibi birine ihtiyacım var. Ne dersin? Benimle çalışmak ister misin? İsterim yani. İyi, tamam.
O zaman yarın tekrar gel. Seninle şartları konuşalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Kolay gelsin. Perisan'la görüşecektim. Tabii, haber vereyim. İsim neydi? Okan ben. Okan Kaymazlar. Tamamdır. Siz bekleyin, ben haber veriyorum. Ah, Emrah'cığım. Merhaba Peride Hanım. Bugün toplantı yok mu? Bugün yok Peride Hanım. Kıraç Bey'le Gül'ün dışarı gitti. Mayda Hanım yok. Perisan'ın Çınar Bey de odasında. İyi, peki. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Tane. Gel bakalım Miro. Gel bakalım Miro'cum. Gel canımın içi. Hadi sen otur ya. Otur. Nerede bu? Günaydın Feride Hanım. Kahveniz. Bekir'cim, burada bir dergi vardı, gördün mü? Sabah bir temizlik yaptım ama bulmaca dergisi mi? Hayır, moda dergisi. Hani bize düzenli geliyor ya. Ben onu attım Feride Hanım. Ne? Eski dergiydi, Ekim ayına ait. Hani eski dergileri atıyoruz, tutmuyoruz ya. Ben hatta birkaç tane daha vardı, hepsini aldım. Yahu nereye attın? Çöpe. Ne oldu ki? Evlatçığım, ben onun içine bir not bıraktıydım. Lazım o bana. Yapmayın. Tüh. Yani ben şimdi çöpe verdiğim, gitti ki onlar. Kusura bakmayın Peride Hanım. Artık olan olmuş. Ne yapalım? Ben bir şeyler bulacağım, çözeceğim. Vallahi istemeden oldu Peride Hanım. Tamam Bekir'ciğim, tamam, anlıyorum. Hadi git. Gördün mü Nuru, gördün mü başımıza gelin. Evet Okan Bey, size nasıl yardımcı olabilirim? Ya Selen'in yeni sezon anlaşmasıyla ilgili hiç konuşmadık da. Anlamadım. Fiyat artışı diyorum. Ne kadar olacak? Yani gelir vergisi, damga vergisi, bu kesintilerin hepsini hesap edip ona göre fiyat istemek lazım değil mi? Merak etmeyin, ben bunları zaten düşünüyorum. Ve Selen'le paylaşıyorum düşüncelerimi. Güzel. Benimle de paylaşırsan sevinirim. Zaten yakında evleniyoruz. Bundan sonra her şeyde benim de söz hakkım olacak. İşine pek karışmak istemem ama Selen'e biraz daha özen göstersen senin için daha iyi olur. Malum küsebilir. Başkasıyla çalışmak isteyebilir. Bu da senin için pek iyi olmaz değil mi? Açık sözlülüğünüz ve uyarınız için çok teşekkür ederim. Ben elimden geleni yapacağım. Sizi temin ederim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Selen'cim, bir tanem nasılsın? Müsaitsen seninle bir baş başa görüşmek isterim. Evet, yalnız görüşmek istiyorum. Bir İstiklal'de şarkı söylemediğimiz kalmıştı. Ben sana oyunculuk diyorum, şu an geldiğimiz yere bak. Elimizdeki en iyi prodüksiyon şirketini getirdik. Gül'ün de başlarında. Her şey yolunda olacak, hiç merak etme sen. Bunlar gizli çekimlerde falan bir numaralar. Ezel'in İstiklal sahneleri var ya, bunlar çektiler. Kenan'la Cansu'yu fark ettirmeden yürüttüler buralarda. Kenan'la Cansu o boyla posta fark edilmediler, düşün. Ha, bir de kısasında diyorsun yani. Bir de 1.71 boyundaki Murat Dalkılıç diye başla istiyorsan. Aşk olsun kardeşim, bana mı diyorsun? Tamam. Bak şunu al. Tak hemen kulağına. Ben başla deyince başlıyorsun, okey? Başka bir şansımız mı var zaten? Günaydın Çınar Bey. Günaydın. Kahveniz. Çınar Bey. Çınar Bey. Maradona da rahmetli oldu ya Çınar Bey. Devrildi koca Çınar. Çınar Bey. Barcelona küme düşmüş diyorlar ha. Vallahi flash haber. Çınar Bey. Çınar Bey, Onur Saylan reklam sözleşmesiyle ilgili ben arayıp görüştüm. Hazır olunca haber verecekler. Tamam. Teşekkür ederim Jülide. Vallahi tam vaktinde geldin Jülide. Deminden beri ses ediyorum. Ne tıkırtı var, ne sıkıntı ya.
Bekir, çok pardon, sağ ol. Kahve için çok sağ ol. Yok, afiyet olsun. Siz iyisiniz inşallah, bir aramız yok. İyiyim. Jüri de şu sözleşmeyi takip et lütfen. Onu bugün imzalamamız lazım. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben gelir gelmez size iletirim. Tamam, sağ ol canım. Çınar, sen iyi misin? İyiyim. Ailem geldi de aklım onlarda. O kadar. Daha önce söz etmemiştin. Neredeydiler ki? Doğru söylüyorsun. Onlar Diyarbakır'da yaşıyor. Öyle arada gelirler, kalırlar bende. Ne güzel işte. Ziyaretine gelmişler. Yok, bu sefer daha çok operasyona gelmiş onlar belli. Ay, çok geçmiş olsun. Yani önemli bir şey değildir inşallah. Vallahi bakalım, onu zaman gösterecek. Yani umarım başarısız bir operasyon olur. Yoksa ben yakında smoking giymeye başlayacağım. Anlamadım. Yok. Yok bir şey. Ben öyle kendi kendime şey yapıyorum ya. Yok öyle. Tamam ama yani bir şeye ihtiyaç falan olursa ne olur haber ver bana da. Tabii. Tamam, sen merak etme. Tamam, kolay gelsin. Tamam, sağ ol da. Perisa'nın, buyurun, ne istemiştiniz? Kendime kahve yapacağım. Olur mu öyle şey canım? Ben ne güne duruyorum. Ben yaparım her zamankinden. Bu sefer bir değişiklik yapalım Bekir. Tam Türk kahvesi modumdayım. Keyfim yerinde, yeni reklam teklifleri geldi Emir'e, işler yolunda. Oh, çok sevindim. O zaman şöyle yapalım, size yeni asistanımla birlikte şöyle közde Türk kahvesi yapalım. Ya da isterseniz sütlü Türk kahvesi de yapabiliriz, yani hangisi isterseniz. Sen de mi asistan aldın? Evet, asistan aldım. Aha, hoş geldiniz efendim. Sütlü olsun. Sütlü. Ben o çocuğu beğeniyorum ya. Emir'i mi? Evet. Yani kibar, saygılı, hiç şımarık da değil yani. Öyledir. Çok tatlıdır. Yeni dizi teklifleri de geldi ona. Bayağı şansı açıldı bu aralar. Çok güzel vallahi işte. Allah yetenek de vermiş. Yürü ya kulum ya. Allah. Evet. Bekliyoruz ve arkasından şahane bir sütlü Türk kahvesi gelecek. Ve hazır. Aa. Buyurun. Sütlü Türk kahveniz. Teşekkür ederim. Sağlık. Afiyet olsun. Gene bekleriz. Aferin lan. Hadi göreyim seni. Neyse, şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Kıraç Bey geliyor. Tamam. Hazırız. Başlayabiliriz. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Harika. Başla. Arkadaşlar, kusurum olalım. Hadi benim yüzümü kara çıkarmayın. Hadi. Kaderi zorlayan ben kader bekçisi oldum. Bir tek dost kandırmadım. Sen şimdi gidiyorsun ya, halimi gram sormadan. Ruhumu unuttun galiba. Olanlara zor dayansam da lütfen. Ay, çocuk değil mi şampici çocuk ya? Hani... Sanmış biri değil teyzeciğim. Bak şimdi ne yapıyorsun abi? Çekilir misin ya? Nasıl bir şarkısı vardı, hani köy müydü, kasaba mıydı? Ben çok severim. Sokak şarkıcısı kendisi. İnanmıyorum, ne kadar benzetti. Nasıl uzaklaştırdı ama, gördünüz mü? Görüyorum. Umarım orada olurum. Gerek var mı sence? Kıraç Bey geldiler. Farkındayım dedim. Zor durumlarda bile kıyamadım. İkimize
kıyamadım sevgimize. Bravo monsieur. Bravo monsieur, bravo. Bravo, c'était magnifique. Pourriez-vous patienter une petite minute, s'il vous plaît? Harikaydı. Bir saniyemizi bekler misiniz? Size bir şey anlatmak için. Je pense qu'il correspond tout à fait au profil. Kıraç Bey, bence çok bende. Olacak bu iş. Oldu demeden oldu deme gülüm. Ama şimdi yani adamın yüzünden belli. Baksana. İnşallah olacak yani. Okan Bey'in geldiğini söyleyecek misiniz Ferisan? Bilmiyorum. Duruma göre karar vereceğim. Hala elimizde bir şey yok değil mi? Maalesef. Zaten hayalet gibi sosyal medyada tek bir tane bile hesabı yok kendi adıyla. Belki başka isimlerle vardır ama arayınca hiçbir şey çıkmıyor. Ha bir de size dediğim o site var. Ha bir de holdingin adresini yerine değiştirmişler. Sanırım adres bilgileri kesinlikle doğru değil. Hiç şaşırmadım. Performansınız harikaydı. Yönetmenimizin çok hoşuna gitti. Kendisi François Denis Altın Palmi ödülü çok ünlü bir Fransız yönetmen. Yeni film için İstanbul'a geldi. Öyle mi? İstanbul'a filmi için geldi. Uzun zamandır bir sokak sanatçısı arayışında. Yurt dışında başka şehirlerde de bu arayışını sürdürdü ama aklındaki kişiyi bulamadı. Şimdi sizi görünce çok çok heyecanlandı. Je souhaite faire des tests caméra dès maintenant, si c'est possible. Bir an önce sizinle bir deneme çek... Aa... Aa, sen beni tanıdın tabii. Tanıdı değil mi? Tanıdı mı? Dur. Sen ne olur şu anda belli etme. Yönetmenimize tamam de, olur mu? Ben kendisinin çok büyük hayranıyım. O yüzden böyle bir yola başvurmak zorunda kaldım. Tu pourrais expliquer un petit peu de quoi il s'agit? J'aimerais comprendre. Sonunda sana açık çek. Hatta bütün konserlerime protokolden bilet. Hatta kulis. Yeter ki kim olduğumu şu anda belli etme. Şimdilik en azından kim olduğumu belli etme. Que la personne avec qui tu veux faire le test, Murat'ın, tu dois savoir que... Tarkan sever misin? Tarkan. Bak Tarkan diyorum. Kulis diyorum. Harbiye diyorum. Bütün yaz Harbiye'ye girip çıkacaksın. İstediğin gibi. Yani hatta sevdiğim bütün sanatçılara, tamam, kimi seviyorsan, tamam, bak kimi tamam seviyorsan diyorum. Tamam, yardım edeceğim, tamam. Yürü be. Bir iki saat için yapım şirketinden arayacaklar. Akşam deneme çekimimiz olacak. Orası artık sizde, benden çıktı. Bana buraya numaranızı verirseniz ekip arkadaşlarına ileteceğim. Tabii. Alors, Daddy, qui ne vous connaît pas, mais il est très content de vous avoir rencontré. Dur, Gülün, dur. Bir ne anlattılar, ne oluyor? Bir bakalım, dur. Mais tout le plaisir est pour moi, voyons. Je suis également très heureux de faire votre connaissance. Muratan, ça se prononce bien comme ça? Non. Muratan? Il s'appelle Murat. 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 Ah, enchanté, Murat. Murat. O zaman tamam, bu akşam deneme çekimde görüşürüz. Alors, on se voit ce soir. Teşekkür ediyorum. D'accord. Oui. Merci, Muratan. Enchanté. Et au revoir, à ce soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Murat Bey. Olacak demedim mi ben bu iş? Oldu. Oldu da. Akşam bunlar deneme çekimi falan diyor. Ne yapacağız? Akşam bakarız ona. O değil de kızı nasıl ikna ettin sen? Tanıdı değil mi seni? Nasıl ikna ettim biliyor musun? Açık çek verdim. Çok sıkıcı. Hello. Hayatım bu ne güzellik ya. Yani para para parlıyorsun. Ha, gözümü senden alamıyorum. Vallahi bu aralar bunu duyuyorum. Doğru galiba, bence sebebi aşk. Bana da öyle geldi. İki kahve alabilir miyiz lütfen? Söyle bakalım, nasıl gidiyor ilişki? Vallahi Feris, şöyle anlatayım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hayatımda daha önce beni bu kadar anlayan, bu kadar dinleyen bir adam olmamıştı.
Hep bir böyle menfaat, hep bir ikircik falan vardı. Bunda yok. Okan öyle değil ama. Değil, değil. Gözümün içine bakıyor. Bir de evi görseniz yer gök çiçek, her taraf çiçek. Ayrıca kızlar, tüm dedektiflikleri yaptım, araştırmaları yaptım. Başka kadın yok, sayfa temiz. Ayrıca çok anlayışlı. Benim işime karışmıyor. Öyle mi? Karışmıyor tabii. Yani kendince fikrini söylüyor beni korumak için. Ama sonunda kararı hep bana bırakıyor. Zaten kendisinin de işi var, işi gücü var. Ha, gıda sektöründe değil mi? Doğru biliyorum. Yok yok. Yani o işlerle kardeşleri ilgileniyor. Aslında Okan'ın kafasında bir şeyler var. Yapım şirketi kurmayı düşünüyor. Daha doğrusu beraber yapım şirketi kurmayı düşünüyoruz. Nasıl? Çok iyi. Ama hayatım, sana bir şey söylemem gerek. Yapma Firuz. Yapma. Yani yaşı açma şimdi. Evet, evet benden genç. Olabilir, olabilir. Ne var yani? Babamız yaşındaki adamlar 20'lik kızlarla dolanıyor. Onlara laf yok. Şimdi Okan'ın yaşı mı sorun? Lütfen. Yani lütfen yapma bunu. Hayır, hayır. Bir dakika ya. Ben yaşa hiç takılmıyorum ki. Ay, gönüller biri olduktan sonra yaşın ne önemi var hayatım? Ay gerçekten mi? Ay çok rahatladım. Ay çok rahatladım. Ya bence de öyle. Bence de. Benim asıl takıldığım evlilik. Nasıl? Evet, biz Onur Saylan yeni reklam sözleşmesini bekliyoruz hala. Evet, Çınar Bey de zaten aramış sizi bugün. Emrah'la da görüşmüşsünüz Çınar Bey'in asistanı. Tamam, peki bugün içerisinde gelir mi sözleşme? Heh, süper, teşekkürler, iyi günler. Boşları versene Jülide. Bekir abi hayırdır? Böyle bir sıkıntın varmış gibi senin ha? Feride Hanım'ın canını sıktım, istemedi. Dergisi mi varmış ne? Ben de atıvermiştim. Tamam, takma kafanı bu kadar ya. Kısmetse ne zaman evleniyorsunuz Okan'la? Yani bunu tam konuşmadık ama ay sonu falan olur bence. Çünkü beklemeye gerek yok. Hı, güzel, güzel. O zaman vaktimiz var. Ne için? Evlilik sözleşmesi için. Ay yok Feriz, yok. İstemiyorum ben öyle şeyler. Ben Okan'a güveniyorum. Aa, ben öyle bir şey demedim ki. Ben de güveniyorum Okan'a. Ama dünyanın bin türlü hali var hayatım. Hem gizlilik sözleşmesi de imzalaması gerekecek. Yani sana bin tane senaryo geliyor. O da kıyısından köşesinden duyuyor bir şeyler. Yapımcılığa da soyunuyor diyorsun. Yani. Evet ama... Ay, ay bir dakika. Bunu açmam lazım. Pardon. Tabii tabii. Canım. Söyle aşkım, söyle. Ay şimdi elimde kalacak. Vallahi yemin ediyorum şimdi elimde kalacak. Feris Hanım, bence buradan devam etmeyin. Yani ikna etmeniz mümkün değil. O kadar aşık ki gözü hiçbir şey görmüyor. Ve ne yapalım Dicle? Bırakalım gitsin, evlensin. Adam da istediği her şeyi yapsın mı? Hayır tabii. Okan'ı bir şekilde anlatmamız lazım bizim de. Yani bizim anlatmamız ters tepiyor. Ters tepecek. Acaba bir başkası mı söylese diyorum ben. Bir fotoğraflarını falan mı sızdırsak acaba Firuz Hanım? Daha önce hiç haberleri çıkmadı nasılsa, değil mi? Evet. Heh. Evet. Aha. Biz Okan'a gidemiyorsak, Okan bize gelecek. Aferin Dicle. Evet. Yapıyor muyuz şimdi bunu? Yapıyoruz. Fotoğraflardan daha da iyi bir fikir aklıma geldi. Feride Hanım, size smoothie getirdim. Taze, ferahlatıcı, sakinleştirici. Sebep? Öyle, aklıma geldi. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, yok. Tamam. Afiyet olsun. Kusura bakmayın kızlar. Valla açmayınca küsüyor. Oo, alıngan beyefendi. Güzelim, ben demin sana evlilik sözleşmesi falan dedim ama düşününce bence haklısın, hiç gerek yok. Ne? Aa, gerçekten mi? Evet, hiç gerek yok. Yani bence hiç karıştırmayalım. Güvensizlik falan girmesin ilişkinize. Ay Feriz, çok rahatladım. Ay çok rahatladım. Teşekkür ederim. Ya bence de öyle. Yani bir ilişki güven üstüne kurulmalı, değil mi?
Evet yani bence de çok haklısın. Yani şimdi biz birlikte olduğumuz insanlara güvenemeyeceksek ne anlamı var evlenmenin? Kesinlikle. Ne anlamı var birini sevmenin? Oh, rahatladım. Ha bu arada sen dışarıdayken çok acayip bir gelişme oldu. Ne? Kanlıcanlı'dan aradılar seni. Kanlıcanlı ne? Ha şu magazin. Zeynep'in. Ha tamam bildim. Hı. Bugün programa çıkmanı istiyorlar. Aa. O kadar short notice olur mu canım bugün? Olur short notice, short notice kabul ettim vallahi sana sormadan. Çünkü fırsat kapımıza geldi diye düşündüm ama istemiyorsan hemen iptal edebilirim. Şöyle ki. Yeni dizin hakkında konuşmak için çok büyük bir fırsat bu bence. Bence çıkalım. Ayrıca Okan hakkında da konuşabilirsin. Benden sana izin. Aa! Firuz sen sevmezsin böyle şeyler. Ay biliyorum hiç sevmem ama 3 günlük bir ilişki değil ki bu. Koskoca 4 ay. Değil mi? Bence çıkalım. Hatta bak ne yapalım. İlk defa bu haberi Kanlıcanlı'ya biz vermiş olalım. Böylece de elimize çok büyük bir koz geçmiş olur. Bundan sonraki bütün haberlerini de ben onlara yaptırırım. Sen hiç merak etme. Tamam, sen okeysen anlaştık. O zaman Okan'a haber vereyim. Ay verme. Verme. Sürpriz olsun ya. Bütün sürprizleri Okan Bey mi yapacak? Biraz da biz sürpriz yapalım değil mi? Ama ben mutlaka mutlaka onun izlemesini sağlayacağım. Sen hiç merak etme. Feris Hanım, Feris Hanım, bizi şaşırtıyorsunuz. Ay çok sevindim. Tamam. Feride Hanım, size ekstra ekspreso taze köpüklü latte yaptım. Evlatçım, daha ben bunları bitirmedim. Olsun, o da orada dursun ne olur ne olmaz. Ben yine bir şey olursa gelirim. Gelme. Vallahi Peride Hanım yemin ediyorum ben yani bilmeden oldu. Bilsem atar mıyım? Tarihi geçti diye attım ben onların hepsini. Bekir'cim, olan oldu, biten bitti, dergiler gitti. Söylüyoruz bunu sana. Çözeceğim ben onu. Sonunda ölüm yok ya. Tamam ama yani ben hissediyorum ilişkimiz eskisi gibi değil Peride Hanım. Nasıl? Ne bileyim Peride Hanım eskiden bir gülerdiniz, bir konuşurdunuz. Bitti hepsi onların ya. Bekir. Ben seni şöyle terapiye alayım mı yavrum? Vallahi olur. Peride Hanım. Ya ne olacak şimdi bu böyle? Yani buraya kadar mı? Bitti mi yani? Şimdi sen gene başlayacaksın 1999. Ankara'dayım bir kış. Yok yok vallahi başlamayacağım Peride Hanım ama vallahi insan düşünmeden edemiyor. Yani şimdi bir dergi yüzünden ilişkimizin böyle bu hale gelmiş olması ne bileyim. Bekir. Ben o işi halledeceğim, çözeceğim diyorum sana. Kalk sen işine bak. Ben bir yolunu bulurum. Ne için? Ay Bekir, ben mesleki sırlarımı seninle paylaşmak zorunda mıyım? Tamam. Şimdi böyle olduk tabii Feride Hanım. Anladım. Anladım, mesaj yerine geçti anladım ben. Ay ay. Ay vallahi içim şişti şuraya şak diye düşüp bayılacağım. Evet, şimdi tek olayımız Kanlıcanlı'yı ayarlamak. Ayarlamadınız mı? İşte deminden beri yanındayım. Ne zaman ayarlamış olabilirim acaba? Mesajla falan. Tamam, sustum. Bir şey vermemiz lazım onlara ama... Neyse, Selam bir çıksın programa. Ondan sonra konuşurum ben. Feris Hanım, zehir gibisiniz. Teşekkür ederim. Bak söz verdin ama Feris. Hayatım sözüm söz. Kimsenin bilmediği bir şey paylaşacağım sizle. Şöyle ucundan bir şeyler çıtlatsam. Bak önce bir Selen çıksın programa ondan sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Görüşürüz o halde. Okan Bey, merhaba ben Feris. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Siz her şeyden haberdar olmak istiyordunuz ya. Birazdan Şeffaf TV'de sizi yakından ilgilendiren bir konu konuşulacak. İzlerseniz sevinirim. Barış,
Oğlum aradığım kaç kere kapalıydı telefonum. Video düşmüş internete. Evet. Bir sürü kişi arayıp soruyor. Ben de sinirlendim, kapattım telefonu. Anladım. Neyse takma oğlum ya. Olur böyle şeyler. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Serkan bana iş teklif etti. Serkan. Ya ben de kabul ettim. Yani hem Kamil'e olan borcumu hem de ötekini kapatacak. İşte ben de bundan sonra ona çalışacağım. Ne diyorsun? Ne diyeyim abi, hayırlısı olsun. Vallahi olacak galiba ya bu sefer. Barış. Görüşeceğiz. Miracı, ne haber? Serkan Tahtacı ben. Sağ ol. Sağ ol, iyiyim ben de. Sana işim düştü. Barış'a bastanıyor musun? Çok beklettim. Akşam yanına birkaç kişiyi al, Bebek Rabarba'ya git. Barış da orada olacak. Birazcık tartışma çıkarmanı, huzursuzluk çıkarmanı istiyorum. Ama sakın çocuğa ağız burun dalmayın ha. Sevdiğim bir çocuk. Ufak bir huzursuzluk, tartışma benim işimi görür. Veren ne diyeceğim? Bu akşam sen, ben, Barış oturup biraz sohbet edelim, bir şeyler konuşalım. Ha? Olur mu? Sen organize edersin değil mi? Tamam, tamam tatlım. Yalnız şey, benim ayarladığımı belli etme, olur mu? Felancığım, yeni projelerinden bahseder misin biraz bize? Bir single çalışması vardı en son. Ah, evet, o single. 3 senedir çıkarmaya çalışıyorum biliyorsun. Ve iyi haber, en sonunda çıkıyor. Çok yetenekli, çok iyi müzisyenlerle çalıştım. Hepsine hayranım. Çok heyecanlıyım. Umarım sizler de dinleyiciler de hadi. Kesin bahsedecek değil mi Okan'la? Evet evet, kesin bahsedecek. Makyaj odasında da konuştum. Çok mutlu olacak Okan dedim. Abarttım da abarttım. İnşallah geri tepmez. Bakalım bakalım, verilen fotoğrafları tanıyan olacak mı? İnşallah olur olur, çıkar. Ben inanıyorum, çıkacak. Çıkacak evet, inşallah. Ama bir şeyler olacak. Seyircilerimiz bizi izlemeye devam etsin. Artık nikah masasına kadar gider Şermin ile Hakan. Vallahi Şermin'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama sanırım Selen nikah masasına gidiyor. Geliyor. Aa, söyleyecek, söyleyecek. Nasıl? Gerçekten mi? Tebrik ederim. Kim bu şanslı erkek? Vallahi ilk defa burada açıklıyorum. Böyle kısmetmiş. Hayatımın erkeği. Okan Kaymazlar. Ya arkadaşlar, var mı fotoğrafı, bir görebilir miyiz acaba? Zeynep'ciğim içeri vermişler şimdi, görüntüleyeceğiz. Ya çok yakışıyorsunuz maşallah, o kadar tatlısınız ki. Öyle değil mi? Çok teşekkürler, gerçekten özel biri o benim için. Bir 4 aydır birlikteyiz ama kendimize saklamak istedik, emin olalım istedik. Bu arada bir de birbirinize benziyorsunuz. İşte benzemiyorlar birbirlerine. Nereden yani çıkardı işte şimdi? Birbirini seven insanlar birbirine benzer. Zamanla derler. Maşallah. Çok romantik, ince ruhlu bir adam Okan. Ama siz böyle söylüyorsunuz, biz kıskanıyoruz. Lütfen kıskanmayın canım. Ben isteyen herkese benim gibi bir aşk yaşamasını diliyorum. Aa, senin olsun. Amin. Amin evet. Yayınımıza bağlanmak isteyen bir seyircimiz varmış. Arkadaşlar bağlayabilir miyiz? Alo. İyi yayınlar Zeynep Hanım. Ben programınızı çok severek izliyorum. Selen Hanım'ın da çok büyük hayranıyım. Çok teşekkürler, sevgiler. Biraz önce evleneceği kişinin resmini koydunuz. Ben o konu için aradım. Fotoğraftaki kişinin gerçek adı Alihan Tunç. Kendisiyle 4 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Elimde avucumda ne var ne yok hepsini son kuruşuna kadar harcadı. Ben sizi uyarmak istedim çünkü benim başıma gelenler kimsenin başına gelsin istemem. Son. Bir dakika, anlamadım. Hanımefendi, yanılıyorsunuz dur, herhalde. Ricam dur. Bir yanlışlık olsa gerek değil mi? Rejiden haber geldi şimdi. Onlarca telefon alıyoruz. Hepsi de fotoğraftaki kişi hakkında suçlamalarda bulunuyor. İsterseniz bir telefon daha alalım. Tamam. Merhaba, iyi yayınlar. Ben fotoğraftaki kişiyi Mehmetcan Kuyumcu olarak tanıyorum. 6 ay birlikteydik. Ne? 6 ay boyunca evlenme vaadiyle beni kandırdın. Bir dakika. Sakın fazla sevinme. Ben gülmek istiyorum. Bir yanlışlık olmalı.
Sakin. Ve Mehmetcan kim? Sakin kal, değil sakin mi? Kal. Yani bir hata var bu işte. Tamam arkadaşlar, yayını kesebilir miyiz? Bir reklam arası verelim. Başardık. Hep korkuyordum biliyor musun? Hep korkuyordum, bir şey olacak. Bir şey olacak, bir sorun çıkacak diye hep korkuyordum, oldu işte. Çok üzgünüm hayatım. Bak sen de biliyorsun, ben hiçbir zaman mutlu olmadım aslında. Yani zaman zaman kendimi mutlu sandım ama sonra bir şeyler oldu. Sanrılar içinde yaşadım işte belki de ha. Fakat neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Benim birini incitmişliğim var mı? Sen söyle bana. Kalbini kırmışlığım var mı? Neden bütün bunlar benim başıma geliyor? Bu kadar salak mıyım ben anlamıyorum. Nerede hata yapıyorum? Allah aşkına söyle, delireceğim ben. Selen'cim sen hiçbir hata falan yapmadın. Senin hiçbir suçun yok. Adam sahtekar, adam ahlaksız, kadir kıymet bilmeyen bir adamın teki. Ama insan hiç mi hissetmez? Hiç mi şüphelenmez? Ama bir yandan bana o kadar iyi davranıyordu ki, o kadar tatlıydı ki. Hiç kötü bir şey yapmadı. Biliyorum hayatım ama bak bir tek sen değilmişsin. Ha? Kaç tane kadına aynısını yapmış? 80 milyona da rezil olduk değil mi rezalet? Hayır efendim, rezil olan sen değilsin. Senin neyin varmış rezil olacak ya? Sen aslanlar gibi buradasın, sen inandın. Sen güvendin, sen sevdin. Hani niye rezil olacakmışsın sen? Merak etme bir tane, merak etme. Bunun da üstesinden geleceğiz. Ben senin yanındayım, tamam mı? Feriz. Çok teşekkür ederim. Canım. Sen olmasan kim bilir neler gelecekti başıma. Bak iyi bir şeyler yapmışım demek ya. Değil mi öyle? Sen her zaman iyi şeyler yapıyorsun. Ama biraz şapşalım. Ne ufacık. Baba. Oğlum, hoş geldin. Hoş gel. Bulduk. Annem yine ne yemekler yaptı öyle? Lan merdivenlerden geliyor kokusu vallahi. Mutlu ev nedir, ne değildir onu anlatıyor sana. Yemek kokusuyla mı? Tabii. Bak oğlum, karnı tok adam köşesinde oturur. Bakınız ben. Karnı aç adam olay çıkarır. Kavga gürültü çıkarır. Annen beni yemekleriyle tavladı. Bunu biliyorsun sen. Yok bilmiyorum. Annem bir şef gibiydi şef. 10 parmağında 10 marifet. Bak anlatayım sana şimdi. Şimdi biz oturduk burada seninle. Politikadan, spordan filan bahsediyoruz. Annem bunlarla hiç ilgilenmez. Onun yemeklerinden bir bahset, dikkat kesilir. Onun için çok güzel yemek yapıyorsun anneciğim. Ellerine sağlık, muhteşem yemekler yapıyorsun diyeceksin. Hadi diyelim ki bir yemeğini beğenmedin. Ama gene çok güzel yemek yapıyorsun, ellerine sağlık diyeceksin. Baba ben anlamadım ki şimdi bu da mı mutlu evlilik şartlarından biri yani? Yok, bu akşam kanepede yatmamanın şartlarından. Oğlum dinle beni bak. Yol yakınken kurtar kendini. Kaç diyorum, kaç git. Baba ben gerçekten anlayamıyorum seni. Sen bir annemi övüyorsun, çok rahatım diyorsun. Bir bana kaç kurtar kendini diyorsun, ben anlamadım ki. Oğlum sen de benim gibi 42 yıl evli kalsan her şeyi çok iyi anlarsın. Hayatım, sana çok fazla bakamıyorum. Şu an araba kullanıyorum, tamam mı? Şimdi bak, Celal Bey'le görüştüm. Sakin sakin her şeyi anlattım. Senin zor bir zamandan geçtiğini söyledim. Tamam dedi, yarın birlikte gidip konuşacağız, tamam mı? Tamam. Bu Emir olayını konuştunuz mu? Bakacağız, daha henüz net bir şey yok. Ama bak Barış'cığım, sen bundan sonra tek başına hareket etmiyorsun. Benden habersiz kimseyle konuşmuyorsun, tamam mı? Peki. Dicle ne olacak Feris? Hı? Şimdi onun peşini bırakmazlar. Dur hayatım, bir dakika sağa çekiyorum. Barış'cığım, bir şey çıkmayacağını anlayınca bırakacaklar peşini. Ama bak sana tekrar söylüyorum, ne olursa olsun Barış, bak ne olursa olsun sakin kalmak zorundasın. Çünkü senin üstüne gelecekler, seni kışkırtmaya çalışacaklar. Tamam mı hayatım, ama senden bir ses çıkmayacak, anlaştık mı? Anlaştık. Okey. Şimdi güzel güzel dinlen. Çünkü çok yorgun görünüyorsun.
Seni öpüyorum. Kendine iyi bak. Ben de. Je voudrais expliquer une dernière fois la scène à Murat'tan. Son bir kez sahneyi size anlatmak istiyor. Écoutez bien Murat'tan. Çok iyi dinlemenizi istiyor çünkü bu çok önemli bir sahne. Le tramway va arriver dans cette direction. Tramvay o taraftan buraya geldiğinde... Senin aklına uyup da bunu yaptığıma inanamıyorum Kıraç. Adam senin kim olduğunu sordu. Eski bir işimizin ortak yapımcısı dedim ya. Risk almamız gerekiyordu, aldık Onurcuğum. Koskoca Murat Dalkılıç'a sokak müzisyeni muamelesi yapıyoruz ya. E bizim işimiz de bu zaten. Yani imkansızı mümkün kılmak. Olmazı oldurmak. Ama senin ekip belli etmesin yeter. Merak etme sen. Bir gece için verdiğim kaşeyi duysan değil Murat Dalkılıç'ı babanı bile tanımaz. Est-ce que tout est clair Murat? Her şey tamam mı? Evet. Tamam, okey. O zaman başlıyoruz. Tamam arkadaşlar ayrılın. Başlıyoruz. S'il vous plaît. Moteur, ça tourne, action. Zuru bulduğuna dair bir rivayet var. Duymazdan geliyorum. Anno yalanacak bir şeyler arıyorum. Kafamı dağıtıyorum sükunet ile. Çınar, telefonun çalıyor oğlum. Bağırma, bağırma. Banyoda duymaz seni. Peki o zaman. Efendim. Alo? Ah kızım, merhaba. Bu Çınar Bey'in telefonu. O meşguldü, ben açtım. Annesiyim ben. Ya niye açıyorsun çocuğun telefonunu? Ya Zeki, bir karışmasana sen bana. Of. Buyurun. Ay kusura bakmayın, rahatsız ettim. Rica ederim, ne rahatsızlığı. Buyurun çocuğum. Çınar Bey bir reklam sözleşmesi bekliyordu. O geldi de ben ona haber vermek için aramıştım. Siz rica etsem beni aramasını söyleyebilir misiniz ona? Ya da ben mi getirsem, ben bilemedim ki şimdi. Biliyorum ben, o sözleşmeden haberim var, bana bahsetmişti. Çok önemli o. Onun hemen getirilmesi lazım. Bak şimdi sen bir kağıt kalem al çocuğum. Ben sana adresi yazdırayım. Ay yok, hiç gerek yok. Ben zaten adresi biliyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yahu Neriman, bilmeden etmeden niye karışıyorsun çocuğun işlerine? Ya ben hiçbir şey yapmıyorum Zeki. Hiçbir şey yapmıyorum. Çok önemli dedi. Bir şey getirecekmiş. Ayrıca bu evin adresini de biliyor mu? Yani? Yani demek ki bu eve daha önce gelmiş. Yine söyleyeceğim. Yani? Yani sen benim işlerime karışma Zekiciğim. Olur. Aman her şeyi sen iyi bilirsin. Dicle hep böyle geç mi geliyor? Yok. İşi uzuyor bazen. Genelde 8'de geliyor ama. Leyla teyze, ben size bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Söyle canım. Dicle söylemedi biliyorum ama işten çıkarıldı birkaç gün önce. Neden? Barış'la olanlar yüzünden. Bir de Emir var tabii. Bir yanlış anlaşılma oldu aslında ama Dicle'ye söz hakkı tanınmadı. Böyle bir durum oldu. Babasından da yardım istemedi. Beren'le de sıkıntılı durumlar yaşandı. Bilin diye söylüyorum, çok rahat değil aslında. Size yansıtmıyor ama durum bu. İşe de geri aldılar ama ne kadar sürer bilmem. Sağ ol Meral'cığım. Teşekkür ederim söylediğin için. Barış. Senin burada ne işin var? Ben seninle konuşmak için geldim. Barış, şu an ne kadar zor durumda olduğumu biliyorsun sen. Bak annem evde, magazinciler her yerde. Şu an hiç doğru bir zaman değil gerçekten bak. Ben baktım, hepsi gitmişler. Zaten bizden bir şey çıkmayacağını anladılar bence. Ben sadece seninle konuşmak istedim.
Ama Barış... Merak etme. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere götüreceğim seni. Sadece konuşmak istiyorum, önemli. Konu yine bize gelecekse Barış... Düşündüğün gibi değil. İnan bana. İyi, tamam. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi Murat sözleşmeyi imzaladıktan sonra aslında 3-5 albümü varmış. Kimseye söylememiş. Hatta yapımcı olarak senin bile haberin yokmuş deriz. Olur biter. Yarın hemen gelin. Bu işi halledelim. Uzatmayalım. Yarın için saati biz aramızda hallederiz. Tamam. Tebrikler. Gerçekten onu hayallerinin bile ötesinde bambaşka bir boyuta çıkardınız. Bu kadarını hayal bile edemezdi. Teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oldum. Vraiment de Tebrikler. Tout mon cœur, je vous remercie. Vous êtes prestation exceptionnelle des émotions. C'est inacceptable. Non. Il y a rien d'OK. On part d'ici, on quitte la scène, c'est terminé. Ay yapmayın etmeyin, ne olursunuz bir durun. Allah'ım yarabbim ya. Her şey oldu bitti derken bu neydi şimdi? Senin maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor zaten Gül. Ben öyle dedim diye bunlar yaşanmadı Kıraç Bey. Sıradaki patlak planımız ne Kıraç? Ay çekilin Allah aşkına. Hepsi. Arkadaşlar, bir çekilin, geri çekilin. Neresi burası? Hiç bilmiyorum ben buraları. Sağlam dostlukların temeli olan ama bazı insanlar için sadece bir semt adı olan... Vefa. Vefa mı burası? Yok, Vefa değil. Vefa hemen şurası. Ha. Ne yapacağız burada? Vefa'nın meşhur bozasını içeceğiz. Sakinleşeceğiz. Ve... Bunu yaparken de magazincilere yakalanmayacağız. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Şu ana kadar hiç fena gitmiyorsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çay buyurun. Öyle kapıdan olur mu canım? Buyur gel. Ay yok, gerçekten ben hiç rahatsızlık vermek istemem. Rahatsızlık olur mu canım? Gel, gel. İyi, tamam, geçeyim o zaman. Lütfen. Şöyle buyurun. Ay rahatsız olmasaydınız. Rica ederim. Ben Çınar'ın babası Zeki. Üzüldü ben de, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Sen şimdi o zarfı bırak, benimle biraz mutfağa gel. Tamam, tabii hemen. Şimdi bunları elime. Baba, kim geldi? Vallahi güzel kız. Annen çok beğendi. Olur bu iş. Kim kız? Hangi kız? Ya o jülide sana bir dosya getirmiş. Annen aldı mutfağa götürdü. Of deme. Ya beğenmeseydi? Vallahi dünyayı dar ederdi bize. Babacığım öyle sizin düşündüğünüz gibi. Yok diyeceksin. Hiç boşuna yorulma. Bence var. Yok demeyeceğim baba, var. Var ama yani öyle bir şey yok. Bizimki daha böyle birbirimizi tanıma seviyesinde yani. Daha biz oradayız. Ha, tamam. Tamam o zaman. 3. kattayız. Atla. Hiçbir şey olmaz. Baba ben gerçekten anlayamıyorum seni. Kaç diyorsun, atla diyorsun. Tamam kaçacağım. Atlayacağım baba. Tamam. Kal. Kal o zaman. Havada aşk kokusu var. Hadi bakalım. Ben dosya getirmiştim. Kendimi birden mutfakta buldum. Tabii. Hoş geldin Jülide. Annem pek sever böyle şeyleri zaten. Hoş buldum.
Ama biz Jülide ile çok iyi anlaşacağız, belli oldu. Ha, öyle mi? Hangi konuda anne? Yemek konusunda tesadüfen Neriman Hanım hep sevdiğim yemekleri yapmış sansın. Darılırım ama öyle hanım falan yok. Sen üçüncü kattayız diye düşünme. Tuvaletin penceresinden atla git. Baba bir dur Allah aşkına. Evet. Hadi bakalım Jülide'ciğim, sen de otur. Yok, ben hiç kalmayayım. Yani size afiyet olsun, ben müsaadenizi isteyeyim. Mümkün değil, bırakmam. Lütfen. Lütfen Jülide. Annem bir haftaya kadar kız istemeye gitmezse benim de adım Zeki değil. Baba bir dur baba. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyet olsun. İyi yaşa. Sen de gör. Şuranın da tersi mi kaldı? Evet. Çildiro. Evet, sen dinliyorum. Yani öyle seni dinliyorum falan olmuyor. Tamam peki, bir şey demedim. Nijne, ben konuştuklarınızı çok düşündüm. Stüdyoda bana söylediklerini. Bir dinle. Şehir için geldiğinde de çok gerildik. Ben artık aramızda böyle gerginlikler olsun istemiyorum. Bana söylediklerinde haklıydın yani. Kendi bakış açısından baktığında haklıydın. O konuları tekrar açmayacağım, merak etme. Ben seni hiçbir şeye zorlayamam. Üstüne de gelmeyeceğim. Ama böyle de olmuyor. Ama soğuk bu. Evet. Niye şaşırdın? Yani ne bileyim. Daha önce hiç içmediğim için. Hani kışın içiliyor, sıcak olduğunu sanıyordum hep. En azından ılık olur diyordum. Ya şu an konuyu değiştiriyorsun. Nijne. Ben seninle konuşmayı özledim. Sorunlarımı sana anlatıp sıkıntılarımla boğmaktan bahsetmiyorum. O konuda gayet net konuştum. Ben kimsenin yara bandı değilim dedim ve haklıydım. Babanı bildiğimi de sana söyleyemedim. O konuda kızmakta da haklısın. Mail olayını zaten bilmiyordum, hala da bilmiyorum. Mail babam hakkında. Kıraç Özdal benim babam, evet. Annemle beni bırakıp giden, büyürken hiçbir zaman yanımda olmayan, buraya geldiğimde de cebime para koyup beni geri göndermeye çalışan bir adam benim babam. Ama ben ne isterdim Barış, biliyor musun? Sen bunu öğrendiğinde herkesten önce bana gel, bana sor, benimle konuş. Ben de aynı şeyi düşündüm, biliyor musun? Keşke Dicle gelseydi, benimle konuşsaydı, saklamasaydı. Beren de kimseye söyleme diye öyle ısrar edince, ya zaten böyle bir konu çat diye nasıl söylenir onu da hiç bilmiyorum. Beren bunu öğrenince geldi, beni tehdit etti. Buse'yi işten kovdurmamı istedi. Bir sürü saçma sapan şey oldu. İnan hiçbirinden haberim yoktu. Zaten böyle bir şey olsa ben izin verir miyim sence? Yani
Ben seni korumak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biliyorum senin korunmaya ihtiyacın yok. Ama en azından yanında olurdum. Dicle. Benimle konuşmak istersen baban hakkında herhangi bir şey, her ne olursa olsun ben buradayım. Ama bak durup dururken bana hesap sormaya kalkarsan yine ne bileyim Emir hakkında yine üstüme gelmeye çalışırsan... Ya bence bu akşam için bayağı bir ilerleme kaydettim, o konuya hiç girmeyelim olur mu? Olur. Beğendin mi? Beğendim. Soğuk olmasa daha güzel olacakmış aslında ama... Salep gibi. Fülde bugün için kusura bakma. Ya olur mu? Annen de baban da çok tatlı böyle samimi insan ha gerçekten. Öyledirler. Bu arada senin beni bırakmana gerek yok, ben kendim giderim. Hayır canım, olur mu öyle, geç oldu. Olmaz. Ya evin anahtarını ajansta unutmuşum. Hah tamam işte. İlk önce ajansa gideriz, anahtar alırız. Sonra ben seni eve bırakırım. İyi tamam hadi. Tamam, hadi gel atla. Ben böyle bir şey daha önce ne gördüm ne duydum. Nasıl böyle bir şey yaparsınız aklım almıyor. Sizi dava mı etsem yoksa cesaretinize şapka mı çıkarsam onu da bilemiyorum. Vous m'avez bien su. J'apprécie beaucoup Murat'tan et je pensais avoir trouvé la personne idéale. Mais je veux un véritable musicien de rue. Avec de véritables émotions. Pour ces raisons, il m'est impossible d'inclure Murat dans ce projet. Beni resmen aptal yerine koydunuz. Bakın ben Murat'ı çok sevdim ama bu şekilde olmaz. Ben gerçek bir sokak müzisyeni arıyorum çünkü gerçek duygular peşindeyim. Bunu da bu şekilde bu kadar tanınmış, star olan biriyle veremem. O yüzden her ne kadar Murat'ı sevmiş olsam da onu bu projeye dahil etmem imkansız. Senin canın sağ olsun be François. Çevir. Çevir çevir. Aucun problem. Cependant, au sujet d'un tournage l'été prochain, je pense que Murat pourrait tout à fait faire l'affaire. Kesin iyi bir şey söyledi. Ama seneye çekmeyi düşündüğüm başka bir proje için Murat'ın gayet uygun olabileceğini düşünüyorum. Dedim! Gerçekten mi? Oui, vraiment. Il s'agit d'un tout autre sujet. Ce n'est pas la vie d'un chanteur. Si vous êtes disponible, rencontrons-nous demain soir et discutons-en autour d'un dîner. Ne diyor, ne dedi? Evet, gerçekten. Ama bu sefer bir şarkıcının hayatı konu değil, konu başka. Ama yarın akşam müsaitseniz eğer, akşam yemeğinde sizinle detayları konuşabiliriz. Öpebiliyor muyuz bunu bir kere? Non, non, Murat, non. Mais bien entendu, votre agent peut tout à fait se joindre à nous lors du dîner. Ve tabii ki menajeriniz de bir toplantıya davetli. Ben çok memnun olurum. Murat, s'il vous plaît, non. Öperim ya, bir kere öpeyim. Non, non, non. Sükel, Murat. Bir ara tamam bittik dedim ama. Artık sevinebiliyor muyuz Kıraç Bey? Yok Gülüncüm, sen sevinme. Sen sevinince illa bir terslik çıkıyor çünkü. Valla çok sağ ol Kıraç Bey. Ne demek, ne demek. Daha ne işler yapacağız beraber. Seneye kanda kırmızı halıda yürüyeceğiz. Tabii birlikte. Tabii canım, artık bunun Bollywood'u var, Bollywood'u var. Kıraç kafaya koydu mu yapar. Haydi. Aa. Hayırdır? Ben anahtarımı burada unutmuşum da Kıraç Bey. Sen ne yapıyorsun Şener? Ah Kıraç, çok iyi denk geldi. Benim de seninle bir 5 dakika konuşmam lazım. Müsait misin? Tabii tabii, gel konuşalım hadi. Nedir mesele? Mesele Beren. Yine ne oldu? Yine mi Barış? Yok yok yok. Barış'la alakalı bir şey değil bu sefer. Ben bir oyuncumla görüşmedeydim de. Kiminle? Boş ver. Adı bende kalsın da. Şu dijitale yapılacak olan Osmanlı bilim kurgusundan konu açıldı. Biliyorsun o iş artı 18. Başrol için Beren'e teklif gitmiş.
Yani bilmiyorum sonucu. Böyle bir teklif var sadece, onu biliyorum. Haberin olsun seninle. Tamam, sağ ol. Dur. Serkan, konuşalım mı biraz? Tabii. Gel, gel lütfen. Dicle'ye iş teklif etmişsin. Haberler çabuk yayılıyor demek. Keşke bize de bir danışsaydın. En azından bana. Yani açıkçası gerek duymadım çünkü Feris Dicle'yi kovmuştu. Sen bu saatte Feris'in asistanını konuşmak için mi geldin? Hayır hayır, Beren'e gelen yeni işi konuşmak için geldim. Osman'la işi. Beren'le konuştunuz, öyle anlıyorum. Hayır, başkasından öğrendim. Beren'le konuşmadık henüz. Peki, sana nasıl yardımcı olabilirim? Beren konusunda seninle konuşmuştuk. Birlikte çalışmanıza sıcak bakmadığını biliyoruz. Evet evet, bunu çok açıkça ima etmiştin. Ben de endişelenecek bir şey olmadığını söylemiştim sana. Güzel. Beren konusunda öngördüğüm kariyer planında böyle işler yok Serkan. Ve cinsellik temalı işlerde oynamasını kesinlikle istemiyorum. Bu konuda da bana yardım edeceğini düşünüyorum. Hayır edemeyeceğim Kıraç. Beren'in menajeri benim. Ve bu projenin onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Beren projeye bayılıyor. Çok istiyor. Ama ben hayır diyorum. Hayır diyebilirsin. Ama bir şey değişmez. Tuğba yüzünden yapıyorsun değil mi tüm bunları? Tuğba Büyüküstüm yüzünden. Yani yıllar önce onunla çalışma fırsatını engellediğim için yapıyorsun. Kıraç, sen gerçekten ciddi misin? Yani ben bunu kendime dert ettim. Unutamadım bu yaşananları. Şimdi de intikam için geri döndüm. Bunu mu söylüyorsun? Bilmem, sen söyle. Kıraç yapma. Yani batmak üzere olan bir şirketi satın aldım. Şimdi de Beren'i kullanıyorum, öyle mi? Bak ne güzel anlattın. Kendini çok önemsiyorsun Kıraç. Ben bunları atlatamıyorum bir türlü, unutamıyorum ve intikam için geri dönüyorum. Geçti gitti, bunlar bitti. Evet, döndüm ve işimin başındayım. Tıpkı senin gibi. Başka bir şey yok. Geri adım atmayacaksın yani, öyle mi? Asla. Ve bundan sonra Beren'in kariyeri hakkında da hiçbir söz hakkın yok. Bunu bil. Peki. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra ne olacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Beren'in rolü için kendi oyuncularından birini sunacaksın değil mi? Klasik. Bak Serkan, Beren'i bu işten vazgeçirmezsen en kısa zamanda New York'a geri döneceğinin garantisini veririm sana. Kıraç, biliyor musun? Çok iyi poker oynar. Elinde hiçbir şey yok. Yapabileceğin de bir şey. Ama güzel bir laf yapıyorsun. Üzgünüm. Rest diyeceğim. Madem oyun başladı, bakalım kim kazanacak? Bu bir savaş ilanı. Farkındasın, değil mi? Farkındayım.
Thank you.